Arkadaşlar merhaba ben Üçlü Hoca İşte istediğiniz videoyla karşınızdayım Tek video tek parça full tekrar yapacağız İnanılmaz bir tekrar bizi bekliyor Her zaman olduğu gibi her videoda olduğu gibi içerikler tamamen orijinal arkadaşlar En baştan tekrar tekrar her video için yeni notlar yazıyorum Birazdan göreceğiniz cümleler birazdan göreceğiniz notlar bambaşka Daha önce kanalımda hiçbir videoda hiçbir kitabımda görmediğiniz bambaşka notlar olacak Çok güzel bir tekrar bizi bekliyor Vallahi ben çayımı aldım geldim ufak ufak Yudumlarken senden de bunu bekleyeceğim. Çayını al gel hocam. Acelemiz yok. Şöyle arkana bir yaslan. Tek tek ses bilgisinden anlatım bozukluğuna kadar. Evet evet anlatım bozukluğuna kadar. Eksiksiz bir uygulama. Eksiksiz bir tekrar bizi bekliyor. E o zaman haydi başlıyoruz. Evet arkadaşlar ses bilgisiyle başlayacağız. Ekranımız geldi sayfamız hazır. Full tekrarımız haydi başlasın isterseniz. Satır satır bakacağız. En az kullanılan ses olayları biliyorsunuz ulama ve kaynaştırmadır. Bu ikisi ses olayıdır. Bunları unutmayın lütfen. Es geçmeyin lütfen. Gelirse illa ki yaparsınız. Gözünüz kapalı yaparsınız ama onlar da es geçilmesin. Ünsüz bitip ünlüyle başlama. Hemen mesela gözüme çarpan metnin sonlarında bir yerde gözüme çarptı yalnız. Ünsüz bitmiş ünlüyle başlamış. Şu ok iyi gösteriyor olsun şöyle. Hah bittimiz. Burada net bir ulama var değil mi? Problemimiz yok. Tamamdır. Ulama ile ilgili sıkıntımız yok. Üstte bir ünlüyle başlamış. Kaynaştırmayı da elimden geldiği kadar bir iki örnek üzerinde göstereceğim ama daha çok diğer ses üzerinde durmaya çalışacağız. Haydi başlayalım isterseniz. Şöyle arkanıza bir aslanın. Ben çayımı aldım geldim demiştim arkadaşlar. Çayı hafif hafif yudumlarken haydi gelsin ilk konuşmalar. Dikkat! Konuştuğu konuların nereye varacağını düşünür diyor. Konuştuğu derken siz burada ŞVT'yi gördüğünüzde bakın dikkat konuşmak konuştu. Yani dildeki şu sertleşme var ya şeşte işte buna benzeşme diyeceğiz arkadaşlar. Tamam? Aman dikkat. Ünsüz benzeşmesi. Ünsüz aman dikkat uyumu. Aman çok çok önemli bunlar. Ya da ünsüz sertleşmesi. Aman Allah'ım ne oluyor hocam? Bir dakika dur. Biz bunu kaldıramayız. Bünyemiz bunu kaldırmaz kaldırmalı. Şu dakika itibariyle inanılmaz bir tekrarın bizi beklediğini anladınız. Arkanıza yaslanın. Yazmak çizmek yok. Gördüğünüzü böyle arkanıza yaslanın. Evet ya burada bu var. Bakalım ne olacak falan. Bu heyecanla. Film izler heyecanıyla izleyelim lütfen. Lütfen yazmayın bir şey. Peki. Konuştuğu derken şey benzeşmiş. Peki şuradaki yumuşak ye. Konuştuk. Dık dik duk dük. Sıfat fiil eki var aslında. K ile biterken ne yapmış? Yumuşak ye dönmüş. Yumuşa ma. Aman dikkat. Ya da ünsüz değişimi de diyoruz arkadaşlar lütfen cebinizde kalsın. Ünsüz yumuşaması ya da ünsüz değişimi. Peki burada başka bir şey var mı? Yok. Konuların nereye varacağını işte burada y bakın arkadaşlar kaynaştırma. Tamam kısaca kay diye yazdım bıraktım. Kay nokta dedim geçtim. Varacağını derken buradaki yine bir yumuşama örneği arkadaşlar. K'den yumuşak G'ye dönmüş. İsterseniz şöyle yapalım arkadaşlar. Dönüşümleri küçük küçük göstereyim. Ses olaylarını da sözlü olarak söyleyeyim. Yazılacak kısımları da boşlukları yakaladıkça da yazayım. Mesela burada K'den yumuşak G'ye dönme var. Bariz bir yumuşama arkadaşlar. Ne diyor? Ne diyor? Konuların nereye varacağını düşünürdü diyor. Ha şuradaki ne yine bir kaynaştırma örneği arkadaşlar. Şöyle kayn diye yazayım bırakayım. Tamam. Düşünür derken burada herhangi bir ses olayı yok. Aslında derken çok iyi bir örnek arkadaşlar bu arada. Bu kalemin rengi de yavaş yavaş değilsin karışmasın. Asıl kelimesinden burada bir ünlü düşmüş. Asıldan aslı. Ha tamamdır. Şuradaki ne de kaynaştırma arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın. Ona da şöyle kayın diye yazdım. Süper gidiyoruz. Aslında kelimesi tam böyle sınav formatına uygun. Sorulmaya çok müsait bir kelime, inanılmaz bir kelime. Öyle böyle değil abi. Çok seri okumalarda görmesi çok zor. Aklından derken akıl kelimesinde yine bir ünlü düşmesi mevcut aklında. Lütfen dikkat. Aslında aklından geçenleri gecikmeden söyle. Oh, onun aklı doğal olarak buradaki ne yine boşta kalıyor bir kaynaştırma arkadaşlar. Kaynaştırmaları şöyle isterseniz üzerine küçük küçük yıldızlarla göstermiş olayım. Kaynaştırma diye de onu söz olarak aktarayım. Çünkü kaynaştırma çok fazla olacağı için her taraf böyle kayn kayn kayna kaynamasın. Peki hocam devam ediyoruz. Aklından ifadesinde bir ünlü düşmemiz var bir de kaynaştırma ünsüzümüz var. Geçenleri bir şey yok. Gecikmeden işte bu arkadaşlar harika bir kelimedir. Kalimedi bu arada. Harika bir kelimedir. Geç kelimesinden geliyor. Geç 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 ünsüz yumuşamasıdır. İnanılmaz bir örnek. Hayran olduğum kelimelerdendir. Göreceğiz birkaç tane daha var. Özellikle kullanıyorum onları. Çok iyi abi. Gecikmeden kelimesindeki yumuşamayı gören adam sınava gitsin girsin. Görmeyen de şu dakika itibariyle gördü o da hazırlansın ufak ufak sana var. artık girmeye hazır artık o. Gecikmeden söyler sıkıntı yok. O böyle bir yetişkindir. Bu arada hani bir tane ulama bulduk ya burada. Ulama defterini kapattık arkadaşlar tamam. Belki burada onlarca var ki eminim onlarca vardır. Ama şu an Ulama defterini kapattık. Bir tane bulduk yeterli. O böyle bir yetişkindir diyor. Böyle derken arkadaşlar bakın dikkat. Böyle kelimesinde bu öyleden hemen şöyle göstermiş olayım. Bu öyleden bir tane ünlü düşmemiz mevcut. Ünlü düşmesi, hece düşmesi, hece kaybı olarak da bilinir. Lütfen cebinde kalsın. O böyle bir yetişkindir derken yetişkin bakın dikkat burada ke ünsüz benzeşmesidir arkadaşlar. İnanılmaz. Hemen şuradan şöyle bir ok çektim. Ops, benzeşme olduğunu söyledim. Yetişmekten yetişkin. Normalde gingın ama Boşver gitsin onu. Biz şuna bakmalıyız. Yetişmek kelimesi. Fıstıkçı şaptan birisiyle mi bitiyor? Evet hocam. FSTK çeşe neyse artık saydım hocam. Fıstıkçı şapı söyledik. E ondan sonra Ç, T ya da K'den birisi var mı? Evet. Yani hocam bir yazarsanız harika olacak. Yetişmekten yetişkin diyoruz ya. Fıstıkçı şapın Ş'si mi bu? Evet. Sonrasındaki ekin nereden geldiğini bilmenize gerek yok. Eskiden gın de sonradan daha olmuş de olmuş da dın dın dö. Bunlar önemli değil. Sınavda bunu kim düşünecek Allah aşkına? Bunun en güzel taktiği şu. Fıstık şapı gördük tamam. Sonrasına bakıyoruz. Sonrasındaki ek. Ç, T ya da K ile mi başlıyor? Ç, T ya da K. Bunlardan birileme var. Evet o zaman burada benzeşme var arkadaşlar. Bu dediğimin hiçbir istisnası yok. Olamaz da. Tamam içiniz rahat olsun. Yani burada bir benzeşme var. Yetişkindir. Devam. Oynadığı derken burada oyun kelimesinden bir ünlü düşmesi var. Oynadığı derken şuradaki K ise yumuşak G'ye dönüşmüş. Bir ünsüz yumuşaması. Oyunları anlatır ve o anlar çocuklaştığı. Çocuklaştığı. Bakın dikkat. Çocuktan çocuklaşmak değil mi? Hemen şuraya yazdım gösterdim. Ço Cuk, lash, mac sonrasında. Tık tık geliyor. Bakın arkadaşlar yine fıstık şahapın şeysiyle bitmiş. Herhangi bir şeyle bitebilir. Fıstık şahaptan biri olsun yeterli. Sonrasına bakıyorum. Ç, T ya da K'den birisi mi? Evet hocam. T ile başlıyor. Tamamdır. Bariz bir benzeşmedir. Sertleşmedir. Ünsüz uyumudur. Lütfen cebinizde kalsın. Peki şuradaki yumuşak K'ye ne diyeceğiz? Tabii ki o da K'den yumuşamış. Ünsüz yumuşaması. Çocuklaştığını derken şu ne? Kaynaştırma artık kaynaştırmaları sözlü olarak aktarıyoruz. Görürsünüz de bir şey yok. Diyecek diyor arkadaşlar. Aman dikkat. Demek kek kökünden aslında demek kekinden. Demek diye bir kek var. Evet. Demek kökünden geliyor arkadaşlar. Diyecek y kaynaştırma. Buradaki demekse bir daralma örneğidir. Hemen şuraya yazayım en azından bazılarını yazmış da olayım şöyle sözlü anlatmanın dışında. Bir ünlü daralması arkadaşlar. Bir şey bulamıyorum. Bulamıyorum derken şuradaki mame yine bir ünlü daralmasıdır. Yeryüzündeki sözcük içinde yer alan bütün mami mumiler ünlü daralmasıdır. Hiç istisnası yoktur. Uzun bir video bizi bekliyor hocam. Çaylarımız yudumlansın. Bakın arkadaşlar bulamıyorumu gördün ya sen. Olumsuzluk ekinin hemen daraldığını anlamalısın. Çat yapıştırmalısın ünlü daralmasını. Çünkü mımi mumi olup da daralma olmama ihtimali yok arkadaşlar. Susmuyor daralma var. Gelmiyor daralma var. Görmüyor daralma var. Bu mararla barba gibi oldu. Daralma var. Bitti. Çok net. E o zaman burada bir daralma var. Güzel bulamıyorum dersiniz diyor. Burada bir şey yok. Bir şey bu arada. Bir şey yok. Zannedildi derken şuradaki ne? Nedir hocam? Ünsüz türemesi arkadaşlar. Zannedildiğindeki ne? Ünsüz türemesi. Haydi şurayı tertemiz yaptım. Bakın dikkat. Zan kelimesi aslında etmek kelimesiyle birleşmiş. Şuraya bir tane neye gelmiş? Ünsüz türemesi. Cepte kalsın. Edildiği derken şuradaki de aslında T etmekten ünsüz yumuşaması edildiği derken yine dık dik K yumuşak G'ye dönüşmüş ünsüz yumuşaması gibi insanın yaşının ilerlemesi insanın derken şuradaki ne? Kaynaştırma cepte kalsın. Bir ünsüzlere yürüyecek mi? Kaynaştırma ünsüzü. insanın yaşının yine burada ne? Kaynaştırma ünsüzü. ilerlemesi derken ops İlerilemek arkadaşlar ilerilemek doğal olarak orada bir ünlü düşmesi mevcut. Şuradaki sığ sığdaki s ise yine kaynaştırma ünsüzü. Çok iyi gidiyoruz. Şu an ses olayları bitti zaten. Daha ilk iki üç cümlede ses olayları bitti. Çok iyi örnekler gördük. Olgunlaştığı derken artık Ş ve t'yi gördün yapıştırıyorsun benzeşmeyi. Buradaki yumuşak yine bir yumuşama anlamına gelmez. Ha şuradaki ne? Kaynaştırma anlamı ifadesine a e yönelme eki geliyor ve bir tane kaynaştırma giriyor araya. Gelmez de bir şey yok. Zihnindeki der Derken zihin ünlü düşmesi var bariz. Çağrışımları derken çağırmaktan yine burada bir ünlü düşmesi var. O da çok bariz. insan yaşı orada A olduğunu düşünelim şurada. insan yaşı tamam bir sıkıntı yok. Daha iyi vuramaz dışarı diyor. Hmm, vuramaz da bir şey yok. Tüm mesele deneyimdir. Tamam eyvallah insan tecrübeye ha buradaki y'den bahsediyoruz. Yeryüzündeki bütün y, 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 y'ler, y'ler bunların hepsinin y'si kaynaştırma özüzüdür. Arabaya işte ne bileyim masayı, çorbayı ondan sonra ne bileyim yani her şey ya aklınıza ne geliyorsa. Masayı sırayı y, 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 pencereye değil mi? hepsi bunların hepsindeki Y kaynaştırma ünsüzüdür. İstisnası yoktur. Her zaman ihtiyaç duyar. Evet geldik arkadaşlar acıktığı kelimesine inanılmaz bir kelime. Heyecanlandığım bir kelimedir. Aç kelimesinden aç kökünden arkadaşlar bakın dikkat. Ünsüz yumuşaması bir kere. Geçte olduğu gibi ünsüz yumuşaması. Acıktığı derken KMT bir ünsüz benzeşmesi acık ifadesinde yumuşak G ise bir ünsüz yumuşamasıdır. Bir ünsüz değişimidir arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayınız. Bu kelimeyi ayrı ayrı bir yazınız Allah aşkına. Hatta ben sizler için hemen şurayı temizleyeyim. Bol bol temizleyelim yazalım. Nasıl olsa metni görmeniz yetecek. Bakın dikkat aç kelimesi aslında aç. Doğal olarak yumuşamış. Ç, olmuş. Acıktığı derken acıkmak. Sonra dıktik ve ı. Aslında görüntü bu. Acıktığı derken bakın dikkat. Fıstık şaptaki K ile T yan yana geldi bariz bir benzeşme. Şuradaki K'nin ise yumuşak G'ye dönüştüğünü görüyoruz. Tamamdır hocam eyvallah hiç problem yok. Her şey yolunda çok güzel bir ünsüz yumuşaması. Tekrar ünsüz yumuşaması benzeşme ünsüz yumuşaması eyvallah hocam. Anlar olur tamam bu Aç olmanın tamam nınnindeki ne? Yeryüzündeki bütün nınninlerin ilk n'si kaynaştırmadır unutma. Dengi sayılacak durumlar vardır diyor. Dengi derken denk. Ha burada bir tane ünsüz yumuşamamız var. Gayet net ünsüz değişimimiz. Sayılacak durumlar vardır. Tamam süper eyvallah saymaktan sayılmak gelecek. hiçbir sıkıntı yok. Ardına bile bakmadan art. Oba bu çok iyi işte. Ardına derken buradaki D aslında T. Art. Arda diyoruz ya işte oradan geliyor. Doğal olarak hatta Art damak diye bir kelime var. Art damak ünsüzü böyle arka damak anlamında. Art damak ünsüzü. Art diye bir kelime var. Neyse, 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 neyse. T, D'ye dönüşmüş bir ünsüz yumuşaması. Ne? Kaynaştırma. Bile bakmadan geçilen bir köprü ya da birilerinin nın Bakın dikkat. Ne? Kaynaştırma ünsüzüdür arkadaşlar. Cebinizde lütfen kalsın. Sözleri ne? Derken şuradaki ne? Yine bir kaynaştırma ünsüzü. Birilerinde başka bir şey yok. Çok ihtiyacınız olan. Hmm, İhtiyaç. İhtiyaç orada bir ünsüz yumuşaması var. Uyuyorsun. Vallahi uyuyorsun. Bu ne ya? Hadi uyan. Bak çaysız geldin. Vallahi ondan yapamıyorsun. Bir arkana Allah aşkına. Acele etme. Acele etme. İhtiyacınız olan derken e, ihtiyaç ünsüz yumuşaması. Nız nız onunla işimiz yok o i̇yi, iyilik eki geç. Olan bir an deneyim birçok şeyden tamam daha hızlı dönüş sağlar. Buna bakın ne kaynaştırmasının kaynaştırma ünsüsünün bence en kaliteli örneğidir. Görmek çok zordur. Genelde buna onu bunu şunu deyip geçer gideriz ama orada bir kaynaştırma ünsüsü var. En güzel örnek iş hayatının olsun o iş olmasın iş hayatının ne bariz bir arkadaşlar kaynaştırma ünsüzüdür En zorlu anlarında tamam eyvallah ne yine bir kaynaştırma ünsüzü deneyimli birinden olacakları öğrenmektir. Ha mektir derken K ve bariz bir ünsüz benzeşmesidir arkadaşlar. Çok güzel bir sertleşmedir cepte kalsın. Size yardım edebilecek Etmek ifadesi bakın dikkat yine T ile aslında bitecek. Etmekten sonra ebilmek gelecek. Yani bir yumuşama daha göze çarpıyor. Biri her zaman işinizi kolaylaştırır diyor. Laştırmak şevete bariz bir benzeşme örneğidir. Bariz bir sertleşme örneğidir. Çok güzel bir ünsüz uyumudur. Lütfen cebinizde kalsın arkadaşlar. E o zaman şöyle bir göz atıyoruz. Ses bilgisinde lütfen dikkat. Özellikle benzeşme düşme bakın ne kadar da fazla karşımıza geliyor Bunlar çok fazla örneği olan e, ses olayları Sizler ricam sınavda şunu uygulamalısınız Hemen size tertemiz bir sayfa açayım Şimdi arkadaşlar ses bilgisiyle ilgili ben size çok temiz bir şey göstereceğim Çok işimize yarayacak bir şey Hemen onu bir aktarayım isterseniz ondan sonra devam ederiz Diyelim ki sınavdasınız İşte A şıkkında daralma yer alıyor Ünlü daralması İşte B şıkkında benzeşme var Ünsüz benzeşmesi diyor C şıkkında ünlü düşmesi olsun ün nokta düşmesi diyelim. Lütfen dikkat. İşte D şıkkında ünsüz düşmesi olsun. E şıkkında da kaynaştırma olsun. Şimdi çok önemli bir şey göstereyim. Daha önce çok fazla vurguladım ama belki ilk defa bunu dinleyecekler olabilir. Ses bilgisindeki en önemli taktik. Soru nasıl çözülmeli? Bakın sınavda illaki göreceğimiz konulardandır. Zaman zaman elense de arkadaşlar. Zaman zaman eleyebiliyorlar ses bilgisini ama gelme ihtimali en yüksek konulardan bir tanesi. Şimdi cebimize koyalım bunu illaki göreceğiz bir şekilde. Bir metin verildiğini düşünelim. Tamam hocam metnimiz de hazır yazıldı süper. Bu metindeki hangi ses olayının olmadığını soruyor. Hangi ses olayı yoktur. Şimdi bu. Şu başlangıç yeryüzünün en hatalı başlangıcıdır. Hemen A şıkkı daralmayı bari. B şıkkı benzeşme buldum tamam. Ünlü düşmesi tamam. Bitti. Sınav bitti. Ben sana söyleyeyim 2-3 dakikadan aşağı çözülmez. Bu sorunun hakkı 1 dakika bile değil aslında. Ses bilgisinde soruların belli bir süresi var hocam. İçin rahat olsun. Şimdi bu soruda yapacağın şey şu. Ses bilgisi metni verildi. Güzel hocam tamam. Şıklara bakıyorsun. Baktım hocam şıklara. Ne var hocam şıklarda? Daralma var. Benzeşme, düşme, ünlü düşmesi, üst düşmesi, kaynaştırma. Şimdi yapacağın ilk hamle kaynaştırma, ulama gibi ses olaylarını en sona atmak. Ulamayı genelde seçeneklerde vereceklerini sanmıyorum. Hiç vermiyorlar rahat olun ama Diyelim ki kaynaştırma verildi. Şimdi kaynaştırmayı bulmak vakit kaybıdır arkadaşlar. Bulunamaz değil. Zor değil. Bulursunuz. Çok rahat bulursunuz ama zaman kaybıdır. Şimdi ben bu kaynaştırmayı bulacağım. Oradan tek tek ekine kökünü ayıracağım falan. Vakit kaybıdır. Onunla başlamamalısınız. Mesela benzeşme. Arkadaşlar yemeyin içmeyin ama sınavda şu benzeşmeyi Ünlü düşmesini lütfen sona bırakın. Lütfen sona bırakın. Hangi şıkta yer alırsa alsın. Cevap o da olsa. Her türlü işinize yarayacak bir şey söylüyorum. Bakın şıklara bakıyorsunuz. Mesela daralmanın örneği niye kelimesi, diye kelimesi ve yiyecek gibi 3 kelime dışında. Mımi olumsuz eki zaten direkt sırıtıyor onu yakalıyorsunuz. Hep yor -e arıyoruz değil mi? Geliyor gidiyor falan bazılarında var bazılarında yok değil mi? Yor -e arıyoruz genelde. Daralmayı bulmak o noktada daha kolaydır, daha hızlıdır. Bu soruda ilk başta daralmaya baktınız diyelim. Daralma Denizli'de, Edirne'de olsa dahi. Şu an şıkları ben rastgele yazdım. Nerede oldukları önemli değil. Nerede olduğuna bakmayacağız. Hangi ses olay olduğuna bakacağız. Daralmayı ben İlk başta bulurum hocam. Şöyle baktığım zaman sıralama. Neden? Onu görmek daha kolay. Kim için olursa olsun. Ya hocam ben zorlanıyorum desen de yor geçen müminin olduğu herhangi bir örneği görmen saniyelik. Çat 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 baktın gördüm. Diyelim ki daralma yok. Hangisi yoktur? E o zaman cevabım Adana. Diyelim ki daralma var. Yine saniyesinde görüp bir şık elemiş olacaksınız. Yani kolay bulunan çok hakim olduğunuz başlıkları ön plana alırsanız kolay bulunan tarafı daha önemli burada. Hakim ol ya da olma. Kolay bulunan tarafı çok önemli. Onu başa alırsanız soruyu çok daha hızlı çözersiniz. Mesela benzeşme. Fısık şapı düşüneceksin. ÇTK ile devam ediyorum etmiyorum onu düşüneceksin. Sert ünsülerin hepsini arayacaksın. Kelime ekine. Yani zaman alır. Bulmak kolay. Ama zaman alır. Zaman kaybediyoruz. Ünlü düşmesi. Bakın bu ikisinin örnekleri çok sık yer alıyor sorularda. O yüzden bunları sona bırakın. Mesela ünsüz düşmesi. Abi ünsüz düşmesi ya. Sıcacık, küçücük, ufacık başka ne olabilir? Ha eklersin tabii ki 8-10 tane çok daha orijinal şeyler. O sorun değil. Ama sınırlı. Ama sınırlı devamı gelmez. Ama ünlü düşmesi sabaha kadar anlat. Örnekler bitmez. Benzeşme sabaha kadar anlatılır. Örnek bitmez. Ama ünsüz düşmesinin örneği azdır. Mesela bu soruda önce daralmaya bakarsınız. Varsa çat elersiniz. Sonra ünsüz düşmesi var mı? Yine elersiniz. Ya 10 saniyede ikisini elemiş olursunuz. 15-20 saniyede rahat olun. Hızlı eleme yaparsanız. Yoksa saniyesinde cevaba gitmiş olursunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Mükemmel bir şey bu. Kaynaştırmayı daima sona saklayın. Vakit kaybettirir arkadaşlar. Bu çok önemli. Vallahi bak benzeşme mesela. Hemen onu arayarak başlamayın. Lütfen sizden ricam önce şıklara bir göz atın. Mesela ünlü değişimi bana sana şıklarda varsa önce bununla başlamak en akıllı hareket. Baktın bulamadın mı çat cevap. Buldun mu çat ele. Yani bulursan cevaba gidiyorsun çok hızlı bulamazsan şıkkı eliyorsun çok hızlı. Yani sizler ricam bakın örneği az olan daha kolay bulabileceklerinizle başlarsanız diğerlerini sonra geçerseniz çok çok hızlı çözersiniz soruyu haberiniz olsun. O zaman ses bilgisine son verdik İçimiz rahat bir şekilde sindire sindire bütün ses olaylarını almış olduk. Çok da güzel oldu arkadaşlar İçiniz rahat olsun gelebilecekler noktasında zaten hazırladım bu notları. O yüzden hiç eksiğiniz olmadan bomba bir tekrarla bitireceğiz Türkçeyi. E o zaman haydi bir diğer konumuza geçelim sözcükte yapı. Evet arkadaşlar geldik sözcükte yapıya. Sözcükte yapı biraz böyle göz korkutsa da aslında soruların sürekli aynı ekler etrafında geldiği bir konu arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Sözcük yapıda hiç kasmayın. Şimdi bütün eklere bakacağız. Her şeye bakacağız. Şimdi öncelikle bu sözcüklerin yapılarını söyleyeceğiz. Yani diyeceğiz ki basit sözcük. Birleşik sözcük, türemiş sözcük yapısını soruyoruz. Dikkat. Sonra da aldıkları ekin ne eki olduğunu söyleyeceğiz. Bu çekim ekidir, şöyle bir çekim ekidir. Yapım ekidir, şundan şunu yapan yapım eki gibi. Tamam. O yüzden gelin isterseniz tane tane bunları böyle yaza yaza gidelim. Mikrofonu şöyle bir uzaklaştıralım. ekranı bir yaklaşalım hocam. Yapabildiklerini diyor. Şimdi kelime kökünün yapmak olduğunu hepimiz biliyoruz değil mi? Yapmak. Neden? Bir kelimenin köküne inerken anlamlı en küçük birim falan değil. Ona bakmıyoruz. Boş ver. Bir kelimenin köküne inerken o kelimenin tamamındaki anlamdan kopmamaya çalışıyoruz. Bütün mesele bu. Yani yapabildiklerini sözcüğü ile yapmak sözcüğü arasında anlam bağı var. Doğal olarak kelime kökümüz yapmak. Tamam hocam. Sonrasında bir ebilmek diye bir şey görüyoruz. Ebilmek. O ne hocam? Yeterlik fiili eki biliyorsunuz. Yeterlik fiili. Zaman zaman yeterlilik diye de söylense ikisi aynı şey. Yeterlik fiili. Gidebildi, yapabildi, sorabildi. O ekten bahsediyoruz. Yalnız uyuyorsun. Vallahi uyuyorsun. Bir canlan ya. Dalıyorsun ya. Vallahi dalıyorsun ya yapabildiklerini diyor. Bakın dikkat. Sonrasında dık dik eki var. Hocam bu ne? E sıfat fiil eki. Değil mi? Sıfat fiil eki bu. Dık dik. Sonra yapabildikleri Aman dikkat. Diyelim ki onların yapabildikleri olsun. Tabii ki başındaki bir ifadeye burada ihtiyaç duyduk. Çünkü larler mi? Larileri mi alacağız? Nereden bileceğiz? Larileri iyilik eki olarak mı alınacak orada? Yoksa larler çokluk mu diyeceğiz? Ha onların yapabildikleri dersek tamamdır. O zaman larileri iyilik olarak alabiliriz. Larileri. Üçüncü çoğul şahıs iyilik eki. Bakın kitabım, kitabın kitabı. Kitabımız, kitabınız, kitapları, yapabildikleri, doğal olarak larıleri, ları, üçüncü çoğul şahıs iyilik ekidir. Tamam. Yapabildiklerini, onların yapabildiklerini, ne kaynaştırma, ı ise belirtme. Unutmayınız, ını, ini, unu, ünü. Bunu gördüğünüz zaman yaptığını, geldiğini, gittiğini falan deriz ya. Bu iyiliktir. Şu ı ise belirtmedir. Yaptığını, geldiğini, gittiğini, gördüğünü, sorduğunu, sardığını, sevdiğini, saydığını, çizdiğini, çözdüğünü neyse artık ını inilerin hep son iyisi belirtme halekidir. Bir önceki iyi ise iyilik ekidir. Cebine lütfen kalsın mükemmel bir detaydır. Buraya kadar her şey yolunda. Biz bu sözcüğü anladık. Peki yapısına göre ne diyeceğiz? Arkadaşlar yapısına göre bu sözcük ops birleşik sözcüktür. Yapmak ve bilmek var çünkü yeterlik fiili diyoruz. Tabii ki birleşik olacak. Yapısına göre birleşik sözcük. Kalem sakin ol uçma. Tamam. Aldığı ekleri de tek tek saydık mı? Saydık hocam. Çekim ekini de söyledik ya bu de. Mesela burada şunu da vurgulayalım. Dıktik dık sıfat fiil ekiydi. Sıfat fiil eki hatta zarf fiil isim fiil de öyle. Bütün fiilimsi ekleri yapım ekidir. Lütfen cebinizde kalsın arkadaşlar. Çok çok önemli. Başka da bir şey yok zaten. Peki devam ediyoruz. Haydi bakalım başka neler var? Sözlerinin diyor. Kelime kökünün söz olduğunu biliyorsunuz. Ne olsun bu sefer de? Onun sözleri olsun. Onların dersem yine larıları bütün almak zorundayım. Onun sözleri olsun. Larlar çokluk eki. Eyvallah. Onun sözleri olduğu için buradaki i, i, I'yelik ekidir lütfen unutma. Sözleri nin diyeceğim. Bunun ise tamlayan ekidir. Tamlayan eki ilgi ekidir arkadaşlar. Tamlayan eki eşittir ilgi eki unutma. Buradaki ı i, I iyelikti, çokluktu. Şimdi bakıyorum yapısına bakıyorum ekleri saydım. Yapısına baktığım zaman herhangi bir yapım eki almış mı? Hayır arkadaşlar yapım eki falan almamış. E o zaman bu sözcüğün ben çok bariz basit sözcük olduğunu söyleyebilirim artık. O zaman şöyle başına geldim. Basit sözcük diye yazdım. Var mı soru işareti? Yok. Beraber gidelim. Lütfen beraber gidelim. Beraber hiç acele etmeden önden de gitmeyin yapanlar varsa saygı diyorum hocam. Durdurdum, baktım diyorsanız eyvallah. Ama iyice oturması adına beraber gidelim. Gidemez derken bakın dikkat. Gitmek kelime kökümü evet. Şuradaki ama eme ebilmenin olumsuz halidir arkadaşlar. Gidemez ifadesi gidebilir ifadesinin olumsuzudur. Uyuma. Doğal olarak buradaki ama eme ebilmenin olumsuz olarak geçer. Şuradaki gidemezse o gidemez. Ha üçüncü teki şahıs eki bu. Tamam bu şahıs eki ama eme olumsuzu ebilmenin. Peki hocam yapısına bakalım. Yapısına baktığınız zaman arkadaşlar bu sözcüğün birleşik olduğunu göreceksiniz. Evet evet şaşırmayın lütfen. Bu bir birleşik sözcüktür. Hocam nerede ikinci kelime Allah aşkına? Çok haklısınız. İkinci bir kelime yok ama onun kalıntısı var. Ama eme ebilmenin olumsuz olduğu için gidemez ifadesi gidebilirin olumsuzu olduğu için Birleşik sözcük kabul ediliyor unutmayınız. Gitmez deseydi birleşik olmazdı. Gidemez dediği için ama eme varsa e bilmenin olumsuzu unutma. Yapmaz birleşik değil. Yapamaz birleşik. Gitmez. A -a. Gidemez birleşik. Sormaz. A -a. Soramaz birleşik. Ama eme olmak zorunda arkadaşlar. Cebinizde lütfen kalsın. E o zaman hadi devam edelim. Başka ekleri konuştuk. Koşuyordu diyor. Lütfen dikkat arkadaşlar. Şimdi kelime kökünün her şeyden önce... Koşmak olduğunu biliyorsunuz değil mi? Koşmaktan koşu Olabilir mi? Koşuyor ifadesinde koşmaktan koşu olamaz. Mümkün değil bu. Ya koşmaktan koşu oldu diyelim hadi kabul edelim. Yor eki Allah aşkına ya yapma. Yor eki, kipeki, kipekleri fiile gelir. Fiile gelir kipekleri. Koşu isim, koşu isim, isme yor eki nasıl gelecek? Mesela ne olsun? Ar er geniş zaman hikayeti. Defter kelimesine gelir mi? Gelmez abi. Yapmak kelimesine gelir yapar. Mesela acak ecek gelecek zamandaki kitap kelimesine gelir mi? Gelmez ama koşmak kelimesine gelir koşacak kip ekleri fiile gelir sadece doğal olarak koşmaktan koşu diyemeyiz. E isim, isim olur o zaman. Ne yapacağız? Bunu böyle göstereceğiz. Yani yardımcı ünlü. Bir ses olayı değil. Yardımcı ünlü sadece. Koşmak kelimesine yor gelirse koşuyor olur. Koşuyor diye bir kelime olmayacağı için koşuyor. Yardımcı olmuş bir tane ünlü tamam. Koşuyor idi aslında. Burada bir ek eylem düşmüş arkadaşlar. Bir ek fiil düşmüş. Kısacası bu bir ek fiildir. Yor şimdiki zaman ekidir. Unutma lütfen aman dikkat koşmaksa. Fiilimizin kendisi. Bir yapım eki var mı? Yani isimden isim, fiilden bilmem ne dedik mi? Hayır arkadaşlar. Doğal olarak hep çekim eki aldığı için koşuyor ifadesi de basit sözcüktür. Hemen başına geldik. Başısı, başına geldik ve... Basit yazdık. Basit bu. Bu ne olacak Allah aşkına başka? Devam. Baktıkça diyor. Bakın kelime kökü bakmak. Sonrasında dıkça dikçe diye bir kalıp bir ek var. Normalde dık dik gelmiş. Sonra çağçı olmuş ama kalıplaşmış artık. Dıkça dikçe baktıkça zarf fiil ekidir. Normalde Bakmak kelime köküdür. Fiildir yani. Baktıkça isimdir. Her ne kadar zarf görevinde olsa da cümle içerisinde makmek almayacağı için baktıkça mak diyemeyeceğimiz için aslında dıkça dıkça orada fiilden isim yapan yapım ekidir. Tamam lütfen unutulmasın fiilden isim yapmış aslında makmek almaz hale getirmiş ama biz yine de daha farklı bir açıdan bakacağız kısa yolunu söyleyeceğiz dıkça dıkça zarf fiildir. Zarf fiil varsa isim fiil sıfat fiil hepsi içinde geçerli tabii ki bir fiilimsi varsa o sözcük tabii ki türemiş sözcüktür oh be Oh bir tane türemiş bulduk. Basit bileşik, basit bileşik derken bir tane türemişi gördük yapım eki aldığı için arkadaşlar içimiz rahat. Devam lütfen. Geliverdi diyor. Kelimemizin kökü gelmek, i vermek, tezlik fiili. Dı ise gördüm, geliverdi diyor. Görülen geçmiş zaman eki. Yani ki peki arkadaşlar. amman dikkat. Şöyle yapıyoruz i vermek ayrı bir fiil zaten. E o zaman bu kelimenin çok rahat bir birleşik olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Devam çözülmüş. Çözmek kelime kökü. Çözmekten çözülmek. Fiilden fiil. Hocam nasıl yapıyorsunuz Allah aşkına fiilden fiil, fiilden isim. Ben hiç anlamıyorum diyenler. Önce kelimenin köküne bakıyorsunuz. Çözmek fiil. Tamam. Aldığı ekle birlikte ne olmuş? Çözmekten çözülmek. Ha makmek alıyor. Yine fiil olmuş. Ha demek ki bu ek fiile gelmiş onu bir daha fiil yapmış. Bitti. Çözülmüş. Şöyle olsun arkadaşlar. Bu soru çözülmüş. Çünkü bu sözcük cümleye göre çözülmüş soru olursa oradaki mış 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 sıfat fiil eki olur. Yani bu sözcük direkt olarak sıfat fiil eylemsi deriz buna değil mi bu sözcüğe? Ama bu soru çözülmüş dersen mış mış ki öyle kabul edelim haydi. Bu soru çözülmüş bu Duyulan geçmiş zaman eki gelmiş gitmiş etmiş ben duydum. Ha duyulan geçmiş zaman eki. Tamamdır hocam. O zaman çözmek kelime kökü. Çözmekten çözülmek. Fiilden fiil yapan yapım eki var bitti. Bir tane bile yapım eki varsa o sözcük bariz bir şekilde arkadaşlar. Ops türemiş sözcüktür. Bir tane yapım eki olması yetiyor bizim için. E devam edelim. Sıkıştırıldı diyor. Bakın dikkat. Sıkmaktan. Haydi rengi kalemimizin. Sıkmaktan sıkışmak. Yani fiilden fiil. Sıkıştırmak yine fiilden fiil. Sıkıştırılmak e yine fiilden fiil canım. Sıkıştırıldı. Bu da görülen geçmiş zaman eki. Bakın şöyle düşünmeyin. Hocam sıkıştırıldımak Dı diye makmek gelmiyor. Niye fiilden isim yapmamış? Ya onun bir adı var çünkü. Çekim ekini gördüğünüz zaman artık fiilden isim yapmış, isimden fiil yapmış değil. Çekim ekinin adını söylemelisiniz. Dı di sıkıştırıldı. Gördüm sıkıştırıldı. Görülen geçmiş zaman ekidir. Kip ekidir. Ama fark etmez. Çekim eki alması hiç umurumuzda değil. Bir tane bile yapım eki olsa yeter ki burada 3 tane yapım eki var. Bu sözcük her türlü yine türemiş sözcüktür arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın. Yani bir sözcük bir tane bile yapım eki almışsa o sözcük türemiş sözcüktür. Gayet net, gayet güzel bir açıklama. Net bir bilgi hiç kasmanıza gerek yok. Hadi devam edelim. Kovaladık diyor. Kovmak kelime kökü mü? Bakın çok basit değil mi? Abi bu çok basit. Çünkü ko diye bir şey yok. Çünkü sığ diye bir şey yok. Yukarıdaki örneklere gidiyorum. Çö diye bir şey yok. G diye bir şey yok. Kök bulma da sorun yaşamayın. Hocam ben bunu koval diye alırdım falan. Der, der misin böyle koval diye? Hayır. Kovalamak diye alırdım. E kovmak diye bir kelime var. Yani inebildiğin kadar in ama kelimenin tamamındaki anlamdan uzaklaşmadan kov diye bir kelime yok ki kovmaktan kovalamak eşmekten eşelemek gibi. Allah ele diye bir ekimiz var. Kovmak fiildi. Kovalamak da fiil. E fiilden fiil yapan yapım eki. Bitti. Dı değil. Görülen geçmiş zaman eki. Kovaladı. Kovaladık. Biz kovaladık. Bu da şahıs eki. Doğal olarak hiç fark etmiyor bizim için. Burada bir tane yapım eki olması yetti. Bu sözcüğün türemiş sözcük olması için. Harika gidiyoruz. Harcadığımız diyor. Kelime kökümüz harç. Harçlıktan harçlıktan harç. Mükemmel bir kelime. Harçtan harcamak. Bitti. Şimdi harçtan harcamak yapım eki aldığını gördüm. Sözcüğü yine şöyle bir taradım. Acaba birleşik yapacak bir şey var mı? Varsa kesin birleşik diyeceğim zaten. Bakıyorum yok. Doğal olarak harçtan harcamak. Harç isimken harçmak diyemem ki. Harç isimken harcamak fiil. İsimden fiil yapan yapım eki. Tamam hocam. Sonra dik. Bu sıfat fiil ekidir. Değil mi? Bu sıfat fiil ekidir. Her türlü bunun zaten türemiş olduğunu anlamıştık ama iyice oturdu. Harcadığımız Bizim harcadığımız ha bu da birinci çoğul şahıs iyilik eki tamam fark etmez iyilik eki isterse 50 tane alsın bir tane yapım eki alması ki burada 2 tane var onun türemiş olması için yetiyordu lütfen unutma peki devam düşünceleri derken hemen ona bakalım arkadaşlar kelime kökümüz düş hocam nasıl ya düşmek değil ki bu bence de düşmek değil ama bu düş zaten o düş değil düş hayal aman dikkat uyuyorsun vallahi uyuyorsun daldın gidiyorsun ya bir canlan Acelemiz yok. Tamam bismillah yeni başladık onunuz. Videomuz yeni başladı. Düş. Hayal anlamındaki düş. Düşten düşünmek. Hah. Düş isimdi. Çünkü düşmek değil o. Hayal olan düş. Düş isimdi. Düşten düşünmek fiil olduğu Makbe kaldı. Ha demek ki bu ın in un ün isimden fiil yapan yapım ekiymiş. Düşünce. Düşünmek fiil ama düşüncemek Ha o isim. Fiilden isim yapan yapım eki. Süper. Onun düşünceleri olsun haydi. Larler çokluk. I, i de iyelik. Onun düşünceleri dediğimiz için düşünüyoruz öyle. I, i, iyelik eki. Kısacası burada yapım ekleri havada uçmuş. Bu kelimenin de çok bariz türemiş olduğunu söylemeden geçemeyeceğiz. Yapım eki varsa türemişi yapıştırıyorsunuz. Bütün eylemsiler yapım ekidir. Onu da birazdan not edeceğiz. Birikimlerinden diyor. Bir. Abi birle ne alakası var? Deme. Birikim. Biriktirmek. Bir hale getirmek. Toplamak yani. Tamam. Bir. Bir. Tamam birden birikmek. E bir isim de birmek diye bir şey yok ama birikmek diye bir şey var. Ha isimden fiil yapmış. Birikmekten birikim. Fiilden isim bu sefer. Larlar çokluk. Danden ayrılma ki. ismin ayrılma hali. ismin çıkma hali. ismin uzaklaşma hali. Çok önemli bu. Doğal olarak birden birikmek, birikim. Yapım ekleri havada uçmuş. Bu kelime de yine türemiş kelimedir. Oynar derken kelime kökü oyun. Oyundan oynamak sonrasında re Geniş zaman eki var. Oyun isimken oynamak fiildir. Yani isimden fiil yapan bir yapım eki almıştır. Bu sözcük bariz bir şekilde türemiş sözcüktür. Bitti. Oradaki R'nin yani geniş zaman ekinin hiçbir işlevi yok. Etkisiz elemandır zaten çekim ekleri biliyorsunuz. Yapım ekleridir bizim için önemli olan. Aman dikkat arkadaşlar. Gözlü yordu derken göz. Gözden gözlemek sonrasında yor ve dığ değil. Gözlü idi ek eylem var. Şimdi gözden gözlemek. Göz isimken gözlemek bir eylemdir. Bir fiildir doğal olarak isimden fiil yapan yapım eki var bariz bir şekilde türemiştir. E sonrasında yor şimdiki zaman gözlüyor idi ek eylem gelmiş falan fistan. Doğal olarak bir sözcüğün yapısı sorulduğunda artık basit birleşik türemiş olup olmadığımıza bakacağımızı biliyoruz. Ama daha önemli bir şey söyleyelim. Biz bunu zaten biliyorduk hocam. Bu videonun bir farkı olmalı. Haydi farkında söylemiş olalım. Bir kelimenin önce yapısı sorulursa birleşik olup olmadığına bakın arkadaşlar. Bu çok çok önemli bir uyarıdır. Daha önce söyledim. Mesela ne gibi hocam? Bak şimdi. Gidilebildi. Şimdi kelimemiz bu olsa. Ve bunların hiçbirini konuşmamış olsak. Şöyle başlasak sınavda. Gitmekten gidilmek. ha fiilden fiil. Yapmak Türemiş. Deme ihtimalimiz o kadar yüksek ki o heyecanla o stresle. Çok yüksek. Ama azıcık devam etse öğrenci. Şuradaki bilmeyi görecek. Ya bunun bir birleşik sözcük olduğunu anlayacak. Ama yok. Devam etmiyor. Bazen orada ya yapım ekini görüyor. Çat hemen tamam hocam buldum ben yapım ekini. Türemiş diyor. Yani ilk başta haklı. Yapım eki varsa türemiştir. Evet ama bir devam et. Burada birleşiklik var. Birleşiklik aman dikkat Silgiyi kullanırsak artık bir geri alalım. Süper. Birleşiklik çok daha geniş bir kapsamdır. Çok daha geniş bir başlıktır. Bir sözcüğün önce birleşik olup olmadığına bakılır. Gitmek ve bilmek birleşik sözcükler geçersiniz. Artık bu kelimenin aldığı yapım ekleri umurunuzda olmasın lütfen. O yüzden birinci adım arkadaşlar unutulmasın lütfen şuraya yazdım. Birinci adım birleşik mi değil mi? Önce ona bakmak olsun. Sonrasında türemiş basit zaten sallar yaparız. O sorun değil. Şimdi yapısını sordukları zaman neye nasıl bakmamız gerektiğini en güzel haliyle söylemiş olduk. Ne eki konusundaysa arkadaşlar sizden ricam. Burada bahsettiğim çekim eklerini şöyle bir zihninizde geçirmeniz. Yani çokluk eki var, tamlayan eki, tamlanan eki, iyelik eki, belirtmal eki bunlar hep birbirine giren İlge 2, Tamlayan 2'dir aynı zamanda. Hep böyle karıştırılan ekler. Zaten ben bu sözcükleri ona göre seçtim. Yani çok lazım ekleri konuştuk şu an dikkat ederseniz. İsmin işte bulunma hali daha diye falan demedik. Ayrılma dedik. Neden? Ayrılma, çıkma, uzaklaşma onun 3 farklı adı var da ondan. Yani bunun tamamı bilinçli hazırlandı. İçiniz rahat olsun. Köke inerken de sorun. Yaşamayın lütfen. Anlamlı en küçük yapıya inmeyin. Kelimenin anlamından kopmadan inebildiğiniz kadar inin. Tamam Lütfen dikkat. 1- Çatı ekleri arkadaşlar. Çatı eklerini bir hatırlatalım sizlere. Biliyorsunuz L, N bunlar dönüşlü çatı. Edilgen çatıda kullanılan ekler. Ş, işte çatı. T, R ya da tırtır. Ettirgen ya da oldurgan da çatı ekleri bunlar. 2. Küçültme ekleri arkadaşlar. Küçültme ekleri. Nedir onlar? Mesela ımsı imsi küçültmedir. İmtirak küçültmedir. Cık cık küçültmedir. Cace küçüm küçültmedir. Küçümsemektir diyecek mi? Evet. Imsi si, imtirak. Cac cık, cık. Zaman zaman cak çek değil mi? Büyüyecek falan filan gibi ifadeler. Bunların tamamı lütfen cebinizde kalsın arkadaşlar. Çok önemli. Küçültmeklerinin tamamı. 3. Eylemsi ekleri arkadaşlar. Eylemsi ekleri. Ne olabilir? Sıfat fiil, isim fiil, zarf fiil. Unutmayın lütfen. Çok önemli bir vurgu bu. Dedik ya genel tekrar, full tekrar yapıyoruz. Hepsini söylememiz lazım. Eksiksiz eksik geçemeyiz. Sözcük yapının en temel taşını söylüyorum. Çatı ekleri, küçültme ekleri ve eylemsi eklerinin tamamı. Sıfat fiilde anası mezar dikecekmiş. Artı ır, ir, ur, ür, eki. İsim fiilde mayış bak. Zarf fiilde ise Kenyalı asıyı emadan inceyip arakladıkça şifreyi hatırlıyorsunuz. Maksızın meksizin var değil mi? Dığında diğinde var, Remez var bunları ek olarak. Casına cesine var. Aman dikkat. Şimdi Saydığım bu eklerin tamamı çatı küçültme eylemsi hepsi yapım ekidir. Bu sözcükler varsa o sözcük türemi sözcüktür. İkinci bir kelime varsa zaten birleştir onu geçtim. Ama bu eklerin lütfen ama lütfen çok çok önemlidir bu vurgu. Yapım eki olduğunu bu ekleri gördüğünüz sözcüklerin mesela küçücük hemen bunun türemi sözcük olduğunu bilmeliyiz arkadaşlar. Lütfen unutmayın olur mu? Çok çok önemli bir vurguydu. Sözcükte yapıdan bu kelimeleri inceledik. Çok iyi kelimeleri inceledik. Köke inmede sorunumuz yok. Olmayacak da olamaz da. Onlarca örnek. Ha yine de hocam zorlanıyorum. 100 örnek serisini bugün itibariyle bitirin arkadaşlar. Başlayın bitirin. Hem en son attığım 100 örnek serisi hem geçen sene hem onları önceki sene. Yani 5-6 yıldır yapıyorum. 400-500 farklı örnek demek bu. Ama tekrar tekrar söylüyorum. Lütfen 100 örnek serilerine başlayın. Başladıysanız bitirdiyseniz bir daha göz atın. Son attığıma bakın hepsini bitirenler. Bitirmeyenler sondan başa doğru gitsin. Önce bu seneki 100 örneğe baksın sonra başa gitsin. Kısacası 100 örnekte arkadaşlar 100'er örnek görünce artık bir zahmet her şey oturacak. İçiniz rahat olsun. Burada da bütün konuları tekrar etmiş olduk. Sözcükle yapıda bütün başlıklara değindik ama en önemlilerini de burada bir daha bir daha almış olduk. Çok iyiydi. Ses bilgisi tamamdır. Sözcükle yapı tamamdır. İçime sine sine gidiyor eyvallah. İçime sinmeyen tek şey çayın şu an neredeyse çeyreğinin 3'te 1'inde arkadaşlar soğumuş olması. Bu gazla gittik soğuttuk. Neyse birazdan çayımızı alırız. Evet tamam. Sözcük yapıya son verdik. Bakalım hangi konu bizi ekliyor? Ekliyor mu? Bizi konular ekliyor biliyorsunuz. Hangi konu bizi bekliyor? Tabii ki sözcük türleri hocam. Yoğun bir video olacak onu gösteriyor. Sözcük türlerine haydi başlayalım. Uzun bir kısım. Evet geldik arkadaşlar sözcük türlerine. Acelemiz yok. Parçadaki sıfatı, zamiri, zarfı, edatı kaleme alalım hocam. Bağlacı bul diyor. Yetmez. Tamlamaları da göster. Biz burada tabii ki isim tamlamalarını göstereceğiz. Çünkü bulacağımız bütün sıfatlar sıfat tamlamasıdır. Yani her bir için bu sıfat tamlaması, bu sıfat tamlaması demeye gerek yok. Bulduğunuz bütün sıfatlar. Tekrar ediyorum. İşaret sıfatı belgesi sıfat, genel başlıkla belirtme sıfatı diyelim hepsine sayı işaret belgesi soru, hepsi bunun içine girer. Sips şifresi unutma. E, pekiştirme sıfatı, niteleme sıfatının altında bunların hepsi sıfat tamlamasıdır. Unutmayınız lütfen. Tamam o zaman biz isim tamlarında bularak gidelim. Şimdi başlıyoruz. O söylem derken bakın dikkat. O sözcüğüne vurgumuzu yaptık arkadaşlar. O söylem. Hangi söylem? O söylem. İşaret sıfatımı, Evet arkadaşlar. O işaret sıfatıdır. Tamam. Mesela şunu unutmayalım. Hemen hatırlatalım. Niteleme sıfatı ve belirtme sıfatı diye ikiye arıyoruz da sıfatları. Belirtme sıfatlarının sayı, işaret, belgesi, soru diye ayırmıştık. Nitelemeyi de pekiştirme sıfatı demiştik. Şimdi sayı, işaret, belgesi, soru demek şu demek. Mesela işaret sıfatını buldunuz. İyi. Aynı zamanda bir belirtme sıfatı bulduğunuzu unutmayınız. Çünkü aşağıdakilerin hangisinde hem niteleme hem belirtme sıfatı almış bir isim vardır falan derse belirtme sıfatı almış derken diye düşünmeyiniz. Sayı, işaret, belgesiz ve soru sıfatı varsa belirtme sıfatıdır o. Aman dikkat. Peki o söylemlerin derken o işaret sıfatıdır. En büyük etkisi bakın dikkat. Nasıl etki? Büyük etki. Büyük ifadesi sıfat mı? Evet hocam niteleme sıfatı değil mi aynı zamanda? Ne kadar büyük? En büyük. Ben sıfata ne kadar diye soruyorsam sıfata soru soruyorsam cevabım zarftır arkadaşlar bunu lütfen unutmayınız tamam sıfata soru soruyorsam cevabım zarftır ne kadar büyük en, en miktar zarfı biz bunu sınav diliyle söylemek istersek eğer buna tam anlamıyla derecelendirme zarfı diyeceğiz tamam tam karşılığı budur. Peki söylemlerin etkisi derken ha burada bir tane belirtili isim tamlaması var bit var cepte lütfen kalsın çok iyi gidiyoruz. Sonuca çabuk ulaşmanın zorluğu. Bakın dikkat. Ulaşmanın zorluğu. Oba çok iyiydi bu. Çok iyiydi bu. Şimdi nasıl ulaşma? Nasıl ulaşma? Çabuk ulaşma. Ha bu da aynı zamanda durum zarfıdır değil mi? Zarfları da bularak gidiyoruz. Durum zarfıdır. Süper. Ulaşmanın zorluğu derken bir belirtili isim tamlaması var. Yani bit var tamamdır aşmaktır. Devam ediyorum. İnsanların hayal kurması. Bakın dikkat. İnsanların hayal kurması. Hayal kurması derken Hayalin kurması olur mu? Olmaz. İnsanların vesaire vesaire kurması. Burada belirtili isim tamamasını yakalıyoruz. Eyvallah, hayalin kurması olmayacağı için bariz bir şekilde sadece insanların vesaire vesaire kurması diyerek ne yapıyoruz? Belirtili isim tamamasını söylüyoruz. Buradakilerin ha, buradakiler diyor. Kim abi onlar? Ahmet, Mehmet, Ayşe. Ama kim abi? İşaret ediyor sadece buradakilerin işaret zamiri arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayınız. İşaret zamiri. Hocam ben bunu sıfatla çok karıştırıyorum. Nasıl yapacağız? Abi ek almış. Çekim eki almış. Bakın larlar ve ın in bitti. Bunun sıfat olma ihtimali yok. Bakın harika bir taktik vereyim size. Boş verin bu dursun. Mesela şu. Bu kelime duruma göre cümle içerisinde sıfat da olabilir zamir de. Mesela şu virgül bizim ev dersem bu zamir olur. Ama şu ev bizim dersem şu ev sıfat olduğunu biliyoruz. Ama daha güzel bir şey söyleyeyim. Şunu bitti. Bu her türlü zamir. Yeryüzünde ne olursa olsun. Mesela bu. Ekme aldı. Burası mı? Abi zamir bu artık. Bitti. O. Onun mu diyor? Zamir abi. Çekim eki alırsa direkt olarak zamire dönüşür. Mesela şunu kelimesinin, burası kelimesinin, onun kelimesinin sıfat olma ihtimali yok arkadaşlar. Yüzde sıfır. Yüzde sıfır böyle bir ihtimal yok. Mümkün değil bu. Mümkün değil. Bariz bir zamirdir. İçimiz çok rahat olsun. Ne zamirdir peki? İşaret zamirdir tabii ne olacak? Buradakilerin larler, ın in, in her taraf ek kaynıyor. Zamir bu. Bazı zamanlar ha bazı kelimesi sıfattır arkadaşlar. Hangi zamanlar? E bazı zamanlar. Bazen hangi? Bazen kaç diye sorarız. Ama tam bir belirsiz cevap alırız değil mi? Tam belli bir cevap alamayız. İşte oradaki bazı belgisiz sıfattır. İstediği bir şey. Nasıl bir şey? Buradakilerin bazı zamanlar istediği bir şey. Nasıl bir şey istediği bir şey? E burada bir sıfat daha var. Güzel, harika. Bir derken belgisiz sıfat bu. Harika. Peki bakayım başka bir şey var mı? Buradakilerin istediği derken in in buradakilerin istediği belirtili isim tamlaması da gözümüze çarptı. Konuların sıkıcılığı yine bir belirtili isim tamlaması. Hedef belirlemenin sınırları. Hım. Hedef belirlemenin sınırları. Bakın dikkat. Hedef belirleme. Eyvallah. Ama bu bir tamma değil tabii ki. Belirlemenin sınırları. Belirlemenin sınırları var. Bir belirtili isim tamması bariz göze çarpıyor arkadaşlar. Birçok şeyden birçok belgisiz sıfattır. Bakın bunu lütfen unutmayın. Belgisiz sıfat. Şeyden önemlidir. Bu arada şey kelimesi de belgisiz zamirdir. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Hocam sıfat ismin önüne gelmiyor muydu? E zamiri nasıl soru sorup da bunu alıyoruz? Zamirler isim soylu sözcüklerdir. Yani siz aslında şey kelimesini tek başına ele aldığınızda belgisiz zamir diyorsunuz doğru. Ama makmek almadığı için o isimdir de. Değil mi? Bütün sözcükler ya isim ya fiildir zaten. Zamirler isim soylu sözcüklerdir. O yüzden zamire sorduğumuz zaman da bakın şey kelimesine sıfatı alabiliyoruz. Şey isim nihayetinde. Ama şeyin altını çizse mesela 3 numara yapsa 3 numara için Belgesiz zamir demek zorundayız bunu unutmayınız Önemlidir bu bizim için bakın bu demiş virgül koymuş O bu şu İşaret belirten bu sözcüklerden sonra virgül varsa Kesinlikle zamirdir o sıfat olamaz Sıfat tamlamalarında araya virgül girmez çünkü Bu zamir işaret zamiri bizim için bizim kişi zamiri Değerli bir harekettir nasıl hareket? Değerli bir hareket Değerli niteleme sıfatı Bir belgesiz sıfat için edat bu arada olur. Onları da söp kaptırdık gidiyoruz. Zamirler, sıfatlar zafer havada uçuyor çok iyi gidiyoruz. Ama içinin edat olduğunu da söyleyelim. Şöyle bir göz atalım. Atladığımız, kaçırdığımız herhangi bir edat vesaire var mı? Hemen şöyle bakıyorum. Yok. Harika gidiyoruz. İçin. Tam da yerinde söylemişiz o zaman. Harika. Konuşarak derken eylemsi onunla işimiz yok. Özülen olmasın, çözülen olsun. Konuşarak çözülen sorunlar. Şöyle bir ç şey harfi gelsin, yakıştı. Nasıl sorunlar? Konuşarak çözülen. Konuşarak çözülen burası sıfattır arkadaşlar bazen bir cümlenin tamamı da sıfat olabilir şunu şunu yapıp da şuraya giden adam Nasıl adam şunu şunu yapıp şuraya giden tamamı upuzun sıfatlar görebiliriz Çok uğraşmamaya çalışacağız onlarla daha çok böyle kelime bazlı gitmeye çalışacağım ama gözümüze böyle batarsa iyice gözümüze sokarlarsa söyleriz Konuşarak çözülen sorun nasıl sorun eyvallah niteleme sıfatı Tekrar edebilir diyor eyvallah davranışlarla davranışlar ile burada arkadaşlar İlenin yerine V koyuyorum. Davranışlar ve çözülen olmuyor. Davranışlar ve çözülen olmaz. İlenin yerine V gelmiyorsa o edattır. Davranışlarla çözülen sorunlar ise bakın nasıl sorun? Davranışlarla çözülen. Burada edat var ama şuranın tamamı aslında sıfat da aynı zamanda. Sorunlar ise kalıcıdır. Eyvallah. İnsan beyni kimi zaman bu arada bu arada bu arada çok güzel bir ayrıntı vereyim sizlere arkadaşlar. İse kelimesi eğer şart belirtiyorsa şart gibidir. Mesela işte çok çalışırsa başarılı olur. Bu şart gibidir. Ama şart anlamı katmıyorsa bağlaştır Mesela burada ise bağlaç olarak kullanılmış. Lütfen cebinizde kalsın. Haydi devam arkadaşlar. İnsan beyni, insanın beyni. Belirtisiz isim tamlaması. Bu arada tamlamalara da bakalım arkadaşlar. Güzel insan beyni güzel. Kimi hedefleri? Kimi hedefleri derken? Kimi ifadesi? Sıfattır sıfatların çekim eki almazlar ifadesinde istisnai görüntüsüdür. Kimi hedefleri bakın dikkat arkadaşlar. Kimi ifadesi bir belgesiz sıfattır çünkü tam anlamıyla ne söylediği belli değildir değil mi? Kimi hedefleri kimilerine kimilerine derken lar'lar var, i var, ne'ler falan havada uçuyor. Bu zamirdir artık. Çekim ekleri fazlaca göze batmış. Göre, e göre diye de alabilirsiniz arkadaşlar. Bir edattır. Değerli gösterir. Nasıl gösterir? Değerli gösterir. Eyvallah. Ha! Değerli ifadesi göstermek sorusuna, göstermek eylemine daha doğrusu. Soru sorup da aldığımız cevap olduğu için değerli ifadesi zarftır arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayınız. Tamam? Çok önemli. Mesela değerli insan deseydim değerli sıfattı. Ama değerli göstermek dediğim için göstermek fiiline geldiğinden zarf oldu. Bu noktada derken bu işaret sıfatıdır arkadaşlar. Çok iyi bir şeydir. Çok iyi bir şey derken. Şimdi şeyin zamir olduğunu biliyoruz ama genel çatıda isim nihayetinde. Bir belgisi sıfat iyi niteleme sıfatı ne kadar iyi çok İşte bu da zarf arkadaşlar çok çok önemli hedefleri sorunlarla bağdaştırmak derken şuradaki ilenin yine edat olduğunu görüyoruz ömrünün son demlerinde diyor ömrünün demleri belirtili isim damlaması araya bir tane sıfat girmiş tamlananı sıfat almış belirtili isim tamlaması son dem derken son ifadesi sıra belirtir bir sıra sayı sıfatıdır sıra sayı sıfatları genel başlıkta bakın dikkat sayı işaret belgesi sorudan sayı bakın dikkat genel başlıkta belirtme sıfatıdır. Aman dikkat. Tamam. Son demlerinde de bile ifadesi burada D yerine kullanıldığından bağlaştır. Hedeflerinden derken bir sıkıntı yok. Uzaklaşmamalı insan kimse tamam kimse zamir arkadaşlar belgisiz zamir. Bazı olayların bazı belgisiz sıfat neden gerçekleştiğini olayların gerçekleştiği Ha belirtili isim tamlaması anlamayabilir. Ha bu arada neden gerçekleşti derken neden kelimesi de bir soru zarfıdır. Lütfen unutma. Ama ama bağlaç zaten mutlaka mutlaka için kesinlik zarfı derler ama çok çok detay bu. Buna ihtiyacınız yok. Bunu geçin gitsin. Ama illa sorarlarsa kesinlikle mutlaka gibi ifadeleri kesinlik zarfı olarak kabul ediyoruz. Dedim ya detaydır ihtiyacınız yoktur. Geçtim. O olayın o işaret sıfatıdır da birileriyle ilgisi, olayın ilgisi. Ha, burada bir tane belirtili isim tamlaması var. Birileri derken herhangi birileri. Burada bariz bir belgesiz zamir var arkadaşlar. Olayın da derken da de bağlaştır, ile bağlaştır. Abi bu nasıl bir metindir? Bu ne? <laughs> bu ne? Ya burada gözden kaçabilir bazı şeyler. Onlara bakacağız. Bir göz atacağız tekrar. Çok iyi bu arada. inanılmaz. Abi bu ne? Bu nasıl bir cümle? Ben bu cümleyi yazarken hiç böyle olacağını düşünmemiştim. Her kelime bir şey. Tamlama var orada bir şey var falan. Hangi olaylar derken hangi ifadesi soru sıfatıdır? Olaylar isim geçtim. Bizi. Ha bu zamirdir. Kişi zamirdir. Sorusu bu anlamda. Hangi anlamda? Bu anlamda. Bu işaret sıfatıdır. İlla böyle fiziki bir şey göstermesi gerekmez. Biraz uç olabilir. Ne kadar uç? Biraz uç. Biraz ifadesi belgisi sıfattır. Uç olabilir. Nasıl olabilir? Uç olmak mesela değil mi? Uç. Zarf değil mi? Durum zarfı. Çünkü ebbalaç. Her olayın derken her belgisi sıfattır. Bize tamam bize kişi zamiridir. Bir şekilde herhangi bir şekilde bu bariz bir şekilde arkadaşlar belgisiz sıfattır. Bir etkisi herhangi bir etkisi bir belgesiz sıfat olayın etkisi derken ops burada bir de belirtili isim tamlaması var. <laughs> bu ne abi Allah'ını seversen ya böyle bir metin olabilir mi ya? Çok daha basit olabilirmiş ha iki tane cümle yazıp onun üzerinden de yürüyebilirmişim ama baya baya zorlamışız. Baya baya her şey var her sözcük bir şey. Bir bakayım abi bir daha bir bakalım. Sıfatlar, zamirler, edatlar, bağlaçlar. Aralarda bağlaçlar kaynamış olabilir. Bakalım şöyle bir. Kaynama olmasın. Hepsini gösterelim. Acelemiz yok. Çok iyi bağlaçlar gördük bu arada. Bile bağlacı çok iyiydi. ise çok iyiydi. İçinin edat olması, görenin edat olması bilinen bir şeydi daha çok o ikisi. Şöyle bir göz atıyorum. Onlarca tamlama var. Her taraf tamlama kaynıyor. Ama bu gösterdiklerimiz bizim için yetecek arkadaşlar. baya iyi gitti. Harika. Sıfatları yeter ki burada daha iyi göstermeye çalışalım. O olay çok iyiydi. Her kelimesi çok iyiydi. Hanginin soru sıfat olması, nedenin soru zarfı olması? Zorlarsak belki 40 tane daha bulacağız ama bunlar bize yeterli. İyi bir şey derken birin belgesiz iyi'nin niteleme, değil mi? Şuradaki çokun zarf olduğunu söylemekse ayrı bir noktaydı bence. Çok önemliydi arkadaşlar. Çok önemli bir çalışma yaptık. Harika oldu. Türlerini söyleyiniz derken şurada işte belirtili belirsiz zincirleme vesaireyi söylüyor. Onları da söylemiş olduk. Şöyle bir göz atıyorum başka çok böyle kafamızı kurcalayacak bir şey var mı? Yok. Her şey yolunda arkadaşlar. Bomba gibi gidiyoruz. Sözcük türlerine son vermedik. Sözcük türlerinin paşası bir numarası. En önemli konusu eylemsidir. Eylemsiye ayrı bir sayfa açtık. Gel isterseniz şimdi de eylemsiyi konuşalım. Acelemiz yok. Yeter ki tadını çıkara çıkara gidelim. Daha onlarca konu bizi bekliyor. Bütün Türkçe full tekrar olacak. Tek videoda tek oturumda arkadaşlar. Ben de hiç ara vermeden devam ediyorum. Haydi gidelim eylemsi bulmaya. Evet, eylemsi garanti sorularımızdan arkadaşlar. Hiç kaçarınız yok. Eylemsi bulacaksınız sınavda. Gerçekten de bulacak. Yani bu iki anlamda. Hem bulacaksınız derken karşılaşacaksınız böyle bir soruyla. hem de gelse de bulacaksınız, yapacaksınız yani. Kasmayın lütfen. Eylemsi en basit en eğlenceli konulardan bir tanesi. Siz bunu iyi yaparsınız hocam. Siz 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 sıfat fiil, isim fiil, zarf fiil. Siz akrostişi önemliye Başlıyoruz. Konuşmanın derken mame isim fiil mi? Evet hocam. En heyecanlı yerinde salona gelmemesi. Bakın, gelmemesi derken gel me me Si. bakın dikkat. İki tane mame yan yana kullanılırsa ilki olumsuzluk o nokta suzluk. İkincisi isim fiil olur. Bunu lütfen unutmayınız. Gitmemesi, yapmaması, görmemesi, sarmaması, sevmemesi, çözmemesi, gitmemesi. Hiç fark etmez. Mame, meme, mama fark etmez. Yan yana kullanıldığı müddetçe yapıştırıyorsunuz. İlki olumsuzluk. Gelme, me. Gelmeme olayı. Yapma, ma. Yapmama olayı tamam ilkinde bu uyarı var sanki yapma gitme sonrasında yapmama o olayın adı tamam isim fiil oluyor hiç de değişmiyor haberiniz olsun olumsuzluk ve isim fiil eki konuşmacıyı tamam konuşma dedik isim fiil eki biraz üzdü bakayım atladığımız herhangi bir şey yok harika gidiyoruz ne de olsa konuşurken ha keni gördük şimdi arkadaşlar konuşurken zarf fiildir ama bu eylem olduğu için mesela yanındayken desem zarf fiil olamaz Fiilimsler mutlaka fiil, kök ya da gövdelerine gelirler. Onun daha tatlı anlatımı şu arkadaşlar. Mesela yazan. Şimdi an en için fiilimsi diyoruz değil mi? Fiilimsi dediğimiz yerden hemen önceye bakıyoruz. Yazmak fiil mi? Evet. O zaman fiilimsi olduğu kesinleşti. Yani hocam hadi gelin bir tane daha yapalım. Mesela az önce söylemiştim. Üzerindeyken ken zarf fiil desek öncesine baksak üzerinde isim mi fiil mi isim abi üzerinde isim o zaman bu zarf fiil değilmiş iken ek eylemi diyeceğiz buna tamam yanındayken çocukken mesela 5 yaşlarındayken zaman da ifade ediyor tamam zarf tümleci olabilir o ayrı bir şey zarf tümleci ayrı zarf fiil ayrı abi zarf fiil zarf tümleci olamaz mı olabilir ama ayrı şeyler aynı zamanda birbirlerinden üzerindeyken ifadesi mesela tam da bu konu üzerindeyken geldi ne zaman geldi tam da bu konu üzerindeyken e zarf tümleci ama zarf fiil değil bu çok ayrı şeyler bunlar birbirinden tamam. Bazen birbirlerinin yerine geçebilirler. Sorun yok. Ama üzerindeyken ifadesindeki ken ek eylemdir. Ek fiildir. Zarf fiil değildir. Çünkü öncesi fiil değil. Aman dikkat. Neyse konuşurken konuşmak fiiline gelmiş. Tamam. Önemli vurgular yapmıştı. Kimseden yardım almadan. ha Madan meden. Nasıl? Yardım almadan. Zarf fiil ekidir. Nasıl bugünleri geldiğini dık dik sıfat fiil ekidir anlatıyordu. Güle güle değindi. Şuradaki e gitsin. Güle güle derken şuradaki e'ler zarf fiil ekleridir. Genellikle çift kullanım vardır ama zaman zaman şöyle de olabilir. Mesela hastanın başında nöbetleşe bekledik. Oradaki e de zarf fiildir. Yani nöbetleşe nöbetleşe demesi gerekmez. Tamam. Tek başına diye kelimesindeki e ve zarfidir. Değindiği konular dikkat dık, dık sıfat fiil ekidir vardı. Bunları herkes bilsin istiyordu. Konuşulabilir şeyler. Hmm, konuşulabilir ır ir geniş zaman eki değil. Nasıl şey konuşulabilir şey. Sıfat fiil ekidir. Anası mezar dikecekmişe ya. Ir ek biliyorsunuz. Yani ekstra eklenen bir ektir. Ben bu vurguyu yıllardır yapıyorum. Geçtiğimiz aylarda da yaptım. Mart'taki bu şeyde de süper. MSU'da arkadaşlar geldi. Birebir geldi. Bulunur kelimesini. Unutmayın lütfen. Şeyler onun için aktarılması derken Mame isim fiildir. Gereken an en sıfat fiildir. En önemli konulardı. Deneyimin bu denli merkezde yer aldığı bir konuşma. Dık sıfat fiil eki konuşma. Mame isim fiil. Eğer onunla konuşma deseydi olumsuzluk eki diyecektik. Güzel bir konuşma derse isim fiil eki olur. Görülmemişti. Kimsenin görmemesi tamam şurası yine isim fiil artık oturttuk bunu. Gereken an en sıfat fiil şeyleri açık etmek mak mek isim fiil ekidir. Değildi amaç. Bilinen an en tamamdır sıfat fiil. Ama bilinmez gibi görünen şeyler. Bilinmez gibi görünen. Nasıl bilinmez? Mazbez sıfat fiil ekidir. Görülen derken an en sıfat fiil ekidir. Çözülesi problemlerin ası esi sıfat fiil ekidir. Anlatıldıkça açıklığa kavuştuğu bilinir. Dıkça dikçe zarf fiil ekidir. Açıklığa kavuştuğu derken dık dik sıfat fiil ekidir. Lütfen cebinizde kalsın. Hemen şöyle bir tarayalım arkadaşlar. Herhangi bir yerde fiilimsimiz kalmış mı? Hızlı bir şekilde okuyorum aynı zamanda işten de sizlere bir şeyler aktarırken. Fiilimsiler önemli. Bu sene mutlaka bir yerlerde fiilimsi sorusu gelecek. Gelmeme ihtimali yok. İçiniz rahat olsun. Lütfen fiilimsiye tekrar tekrar çalışın. Tekrar tekrar odaklanın. Şu anki anlattıklarımız fazlaca yeterli. Ama yine de fiilimsi bizim için önemli bırakmak yok hocam. Süper. Bence güzel bir filmsi tekrar oldu. Çok güzel bir filmsi tekrar oldu. Adı diğer adı filmsinin eylemsidir. Sıfat fiil için ortaç ifadesini kullanıyoruz. İsim fiil için ad eylem. Bazen kitaplarda testlerde eylem adı diyorlar arkadaşlar. Çok havalı bir ifade. Çok kullanıyorum ben de bunu. Soru bankalarında vesairelerinde. Denemelerde falan da çok görmeye başladım. TG Türkiye Genel denemelerinde. Mebde de fazlaca var. Karşınıza mutlaka gelecek arkadaşlar bu sene de sınavda. Unutmayın isim fiil için Ad eylem çok klişe bir ifade halini aldı artık. Eylem adı kullanılmıştır diyebilir aynı şey. Tamam. Bu metinde eylem adına yer verilmiştir. İsim fiil. Zarf fiil içinse ulaç ya da bağ fiil deniyor. İkinci, üçüncü adlar bizim için değerli. Sorulur ve ters köşe oluruz. İşte bunun önüne geçmek adına çok iyi bildiğiniz konularda bile zorlanabilirsiniz. Adam edatları parçalıyor. Yani yemiş bitirmiş ama ilgeç bulun diyor. İlgeç neydi hocam? Bitti. Çok iyi bildiği bir konu. Ya zarfı paramparça etmiş adam. Zarf üzerine kitap yazar. Belirteci bul diyor. Belirteç neydi hocam? Zamir için adıl sıfat için öne at, isim için at gibi ifadeler kullanıyoruz. Aman dikkat arkadaşlar ikinci adlara dikkat. Peki o zaman sözcüklerine son verdik. İsim sıfat zamir zarf edat bağlı için ne varsa bulduk hocam. Tamlamalara da baktık. Bunlar sınav odaklı anlatımlardır. Fazla işimize yarayacak. E o zaman haydi konu değilsin. Sürpriz konu gelsin. Evet arkadaşlar geldik cümlenin ögelerine. Hayati konulardan bir tanesi. Banko sorumuz var. Kesin sorumuz var. Garanti mutlaka %100 gelecek. Şimdi rahat rahat bir üzerine gidelim hocam. Cümlenin ögelerini harika bir şekilde özetlemiş olalım. Şimdi Cümle ögelerinde birinci adımın ne olursa olsun birinci adımın yüklem olduğunu biliyorsunuz. Çünkü bütün soruları yükleme soracağız. Nesneyi bulurken de, tümleci bulurken de, aman Allah'ım özneyi bulurken de tek sıkıntı yüklemin sorusu yok. Yüklem bulacağız da sorusu yok. Neye dikkat edeceğiz? Yüklem bulurken tamlamalara dikkat edin. Cümlenin tamamına bir göz atın. Önce genel bir bakın. Tamlama var mı yok mu? Bir deyim mi var? Bu isim tamlaması mı? Sıfat tamlaması mı? Ne abi bu? Bütün mü? Kelime grubu mu? Ona bakın. Yüklemi öyle alabiliriz çünkü. Peki Yüklemden sonra ikinci adım özne bulmak. Şimdi ikinci adım özne. Çünkü özne ile belirtisiz nesnenin soruları aynı. Eğer bu sıralamaya uymazsanız yükleme özne sıralamasına belirtisiz nesneye özne, özneye belirtisiz nesne deme ihtimaliniz var. Karışabilir. Böyle bir risk var daha doğru ifadeyle. Peki sonra hocam nesne ya da tümleç gelmiyor mu? Hayır tabii ki. Nesne olmayabilir belki cümlede. Ne gerek var onu arayalım bulalım. Tümlece de gerek yok. Tümlece de olmayabilir cümlede. Ama asıl ögeler olan yüklem ve özne olmak zorundadır. Kısacası Öge bulmada iki adım var. Birinci adım yüklem, ikincisi özne. Varsa nesneyi ve tümleci buluruz. Sorularını biliyoruz zaten ama bir sıralama yok. Yani ben yüklem ve özleden sonra tümleci de bulup sonra nesneyi de bulabilirim yani. Sıralama yok arkadaşlar. Sadece YÖdür Ö'dür cümlenin ögelerinin en net anlatımı. Tamam sonrası önemli değildir. Hadi başlayalım bir görelim neymiş ne değilmiş. Şimdi söyleyi verdi yüklem. Baktım bir çırpıda söyleyi. Bir çırpıda söyleyi vermek bir kalıp bir ifade değil. Deyim değil. Ne bileyim bir isim tamlaması sıfatlanma bir şey değil. Söyleyiverdi kim o? Oh, bitti. Oh, şimdi rahatladık hocam. Önce yüklem, sonra özneyi bulduk ya abi yatıyor. Allah aşkına git yatıyor. Bundan sonrası kolay çünkü akacak bundan sonrası. Bak. Neyi söyleyiverdi? Tüm bu yaşadıklarımızın sorumlusunu belirtilen nesne. Tamamdır hocam. Ben buna bir artı koymuş olayım. Neyi? Vesaire vesaire sorumlusunu. Tamam. Nerede? Bizim evde. Yer tamlayıcısı dolaylı tümleç. DT diye de yazabilirsiniz. Nasıl söyleyiverdi bir çırpıda. Ha, bu da zarf tümleci. Çok güzel. Bakın gayet net. Belirtili nesnemiz var. Artı eksiye belirtisi nesne diyelim. Yer tamlayıcımız var. Yani zarf tümlecimiz olmasın. Dolaylı tümlecimiz. Zarf tümlecimiz de var. E tamam. Konuşmanın en önemli kısmını bize gizli gizli aktardı. Aktardı yüklem. Kim? O. Oh, bitti. Oh be yine rahatladık. Neyi hocam? Konuşmanın en önemli kısmını. Belirtili nesne B artı. Nasıl? Gizli gizli zarf tümleci. Kime? Bize. Yer tamlayıcısı. Yani dolaylı tümleç. Dolaylı tümleç var demek için E, D ya da deneklerinden birini almış olması lazım. Bakın size çok güzel bir taktik aktarayım arkadaşlar. Şimdi öge sorularında iyi güzel burada cümleleri bularak gidiyoruz ama zor cümleler bu arada. Çok iyi cümleler gelecek birazdan. İki tane cümle verse daha doğrusu beş cümle verse. Dese ki hangi ikisi öge sıralanışı bakımından özdeştir. Yeryüzünün en illet sorusudur. Rezalet. Yani rezillik bu. Tek tek kim bulacak ögelerini zaten bulmayacağız. O soruda taktiğimiz şudur. Burada da onu kullanalım mesela. Hızlı okuma yapıp eklerden bölmelisiniz. Mesela Konuşmanın en önemli kısmını bize gizli gizli aktardı. Mesela bize niye böldüm niye durdum? A E eki var orada çünkü. O dolaylı tüm artık o net kısmını orada I I var. Belirtme eki var. O yüzden belirtir diyoruz ya zaten. Eklerden bölerek giderseniz mesela bu cümlenin 4 öge olduğunu çok rahat anlarsınız. Hangi ögeler olduğunu anlayabiliriz? Tabii ki anlayabiliriz ama gerek yok. Yani hangi ikisi öge dizilişi bakımından özleştir dese öge sayısı bakımından ne gerek var? Direkt çatır çatır yapıştırmalısın sayıyı önce. Önce sayıyı bulmalısın. Çünkü belki bir numarada beş ögeli bir cümle var. iki numarada iki ögeli bir cümle var. Aa bunu okuyarak anlayabilirsin. Tek tek hepsinin ögesini bulursan çok vakit kaybedersin. Gelin mesela burada kullanalım. Küs kalma süresi oldukça kısa olan insanların hafızası daha güçlü olabilir mi adında bir deney yapıldı. Bakın dikkat. Yapıldı yüklem. Yapılan ne? Küs kalma süresi oldukça kısa olan insanların hafızası daha güçlü olabilir mi adında bir deney. Özne. Burası bir sıfat tamlaması. Bölemezsin. Bölemezsin tabii ki sadece deney olarak aldığınızı tahmin ediyorum şu an. Öyle tahmin ediyorum. Öyle geldi sanki. İsterim kuvvetle dikkat. Öyle tahmin ediyorum. Yapıldı deyip sanki deney dediniz ve bir kitlendiniz gibi orada. Şimdi deney diyelim hadi Özne'ye. E peki yukarıdaki ifadeye ne diyeceğiz? O koskoca çizdiğim ifadeye. Hiçbir şey diyemeyeceğiz tabii ki. Bir kere bir deney. En kötü. En kötü bunu almalısın. Bir deney olarak aldım hocam. Buna saygı duyarım bile. Sadece deney alırsan Ögeleri acilen dönmen lazım konu altım olarak. Dikkat! Videodaki. Dikkat! Kanaldaki. Peki hocam şimdi bir deney olarak alsak. Nasıl bir deney? Vesaire vesaire adında bir deney. Orası da niteleme sıfatı. Nasıl diye soruyorsun. Ya kısaca orası bir sıfat tamlaması. Orayı ayıramayız. Tamamı sıfat tamlaması olduğu için. Özne burası da yüklem. İki ögeden oluşuyor. Bakın üçüncü cümle için şunu söyleyebiliriz. Sadece temel ögelerden oluşan bir cümledir aynı zamanda. Temel öge. Yüklem ve özne var. Başka bir şey yok. Ve daha önemli bir şey söyleyeyim size. Yapıldı ifadesi edilgen çatılıdır. Yapıldı, edildi, gidildi. L ya da neye varsa edilgendir. E o zaman bizim bu özne dediğimiz şey aslında sözde öznedir. Eğer bulduğunuz yüklem edilgen çatılıysa bulduğunuz özne sözde özne kabul edilir. Bunu lütfen unutmayın. Hadi devam edelim. Komşumuzun köpeğini severken yan bahçeden bir kedinin geldiğini fark ettiğimde herkes gelmişti. Gelmişti yüklem gelen kim herkes özne. Ne zaman? Komşumuzun köpeğini severken yan bahçeden bir kedinin geldiğini fark ettiğimde zarf tümleci tamamı bütün olarak alınmalı. Bölemeyiz çünkü... Komşumuzun köpeğini severken diye bölsek E o da ne zaman sorusunun cevabı Yan baştan bir kedinin geldiğini fark ettiğimde E o da ne zaman sorusunun cevabı E o zaman ikisi de aynı sorunun cevabı olduğu için Tamamını bütün almalıyız artık O bütün bir ifade o zaman ifade eden bir şey Peki devam şu cümleyi yapan Yeryüzünün en iyi cümle ögesi Bulucusudur daha ötesi yoktur Büyücü gibi oldu Büyücüsüdür gibi oldu ya, Bu cümle inanılmaz bir cümle çok sık verdiğim bir örnek bu arada Sadece isim değiştiriyorum Hasan Ahmet oluyor Mehmet Osman, Osman oluyor neyse bu cümleyi çok sık kullanıyorum. Ya buradaki vurguyu diyelim daha doğrusu. Harika bir şey var burada. Bak şimdi. Hasan'ı özne yapanlar kafasını 3 defa ekrana vursunlar. 5 defa da modeme vursunlar. Bakın 3 defa ekrana bir tın 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 sesi bir gelsin. Tam 5 defa onu göstermeyeceğim. Masanın altında küçük köşede bir yerde modem ama olsa belki alıp göster. 5 defa da modeme kafasını vursun abi. Bunu yapmazsan yapamazsın artık. O devam edemezsin. 3 defa ekrana 5 defa modeme. Hatta 3 defa ekrana modeme vurmaları Instagram'dan da etiketlesinler. Ben de hikayeyi doldurayım. Düşünsene hikaye bir nokta gibi olmuş artık. 50 tane hikaye var yukarıda. Hepsini herkes kafasına vuruyor falan. Ne oluyor diye. Böyle bir akım başlatalım. Evet ekrana kafa vurma ya da modeme 5 defa vurmayı bir kişi çeksin atsın abi. Instagram'da etiketlesin. Vallahi hemen paylaşacağım. Söz. Zaten Instagram burada kullanmayan çok kişi var. Abi Instagram'da şov yapıyoruz. Aa neler neler. Oo orası coştu. 380 bin falan oldu orası. Türkçe kısmı sadece. İnan orası kaynıyor. Ya hikayelerde hep siz varsınız bu arada onu söyleyeyim. Yani Instagram kullanmayan kitleyi hatırlatalım. Hikayelerde hep sizin paylaşımlarınız var. Neyse döndüm döndüm. Hasan bu sorunun çözümünde biraz aceleci davrandın. Hasan özne olamaz abi. Olamaz. Kim davrandın? Soramazsın bile. Yani bu özneyi bulmak için soru bile soramıyorsun. Kim davrandın diyebilir misin? Hasan çok büyük hata yaptın. Kim yaptın? Hasan yaptın. Böyle bir şey olabilir mi? Hasan davrandın. Hayır. Bakın dikkat. Şimdi Davrandın yükten mi? Burayı bir silelim hocam. Harika oldu. Davrandın yükten mi? Evet hocam. Kim davrandı hocam? Aslında davranan kim? Sen davrandın. Sen sen. Hasan davrandın olur mu? Sen davrandın. Şurayı da bir silelim hocam. Şu yıldızda bir kalksın ortadan. Ops. Harika. Gelsin kalemimiz. Sen gizli özne. Çünkü sen davrandın olur ancak. Değil mi? Hasan davrandın olmaz. Hasan cümle dışı unsurdur. Cümle dışı ögedir. O bir seslenmedir. Hasan. Efendim? Ya bu sorunun çözümünde biraz acele davrandın sanki. Ha tamam hocam. Hasan efendim. Bu sorunun çözümünde biraz acele davrandın. Sesleniştir o. O bir ünlemdir. Ün... Cümle dışı unsurdur bu. Geç oldu. Şey gibi bu. Ali Ata bak. Ya yeryüzünün en zor öge bulma sorusudur bu. Böyle bir cümle yok arkadaşlar. İlkokul fişidir bu. Ali Ata bak. Işık ılık süt iç. Oya ip atla bu. Bu. Ali Atabak da bak yüklemdir. Ata dolaylı tümleştir. Sen gizli öznedir. Ali ise seslenmedir ya. Cümle dışı unsur Ali özne değil. Kim bak Ali bak. Böyle bir şey olabilir mi? okuyamazsın bile. Bir kere bulduğun öge, bulduğun öge yüklemle okunabilmeli. Atıyorum. Gizli gizli aktardı. Bize aktardı. Konuşmasının en önemli kısmını aktardı. Bulduğunuz ögeler yükleme getirildiğinde anlamlı olmalı. Böyle bir zorunluluk var. Bu mecbur. Bitti. Neyse. Hasan davrandın olmaz. Neyse. Davrandın yüklem. Kim davranmış öyle? Hocam böyle sen davrandın. Hasan cümle dışı unsur. Çarpıyı koyduk. Onu hiçbir şey saymıyoruz yani. Peki nasıl davranmış? Biraz aceleci. Zarf tümeci nerede biraz aceleci davranmış? Bu sorunun çözümünde. Yer tamlayıcısı ya da dolaylı tümeç. Ben bilinçli olarak YT yazıyorum. Elim gidiyor, zihnim gidiyor bir DT yazmaya da. Hatta şuralardaki Y'lerin böyle yamuk yumuk olma nedeni bu yani. Bir YT değil de DT yazmak daha çok hoşuma gidiyor ama sizi alıştırmaya çalışıyorum. Yer tamlayıcısı çok kullanıldı. 2023'te odak sorusuydu atılacaksınız. Kolay gibi görünen ama yapılması güç örneklerle konu tekrar yapmanın önemi birçok durumdan daha değerli görünüyor. Görünüyor yüklem. Görünen ne hocam? Kolay gibi görünen ama yapılması güç örneklerle Konu tekrar yapmanın önemi özne nasıl görünüyormuş? Birçok durumdan daha değerli. Ha şimdi hocam. Ben onun tamamına nasıl dediğim için şurası birleşmesin. Zartümeci diyor muyum? Evet. Hocam neyden diye sorsam birçok durumdan diye alamaz mıyım? E hadi okuyalım taktiği getirelim devreye sokalım. Birçok durumdan görünüyor. Olabilir mi? Ben onu neyden ya da nereden diye alsam dolaylı tümleş desem oraya. Birçok durumdan görünüyor diye bir şey olmaz ki. Ama birçok durumdan daha değerli görünüyor olur. Vesaire vesaire önemi görünüyor olur. Yani sizin bulduğunuz yükleme, parçaladığınız bütün parçalar, ögeler okunabilmeli, gelebilmeli. O zaman hata yapmadınız demektir. Tamam bu çok önemli bir ölçüttür, harika bir taktiktir. Gelelim hayati vurguya. Böyle bir şey yok. Kitaplar yazmaz. Nedir hocam o? Neyin ya da kimin diye bir soru yoktur arkadaşlar. Bir öge bulumunda neyin diye soruyorsanız... Bir tamlamayı böldünüz demektir. İsim tamlamasının sorularıdır bunlar. Belirtili isim tamlamasıdır. O zaman hemen çat siliyorsunuz baştan alıyorsunuz. Hata yaptınız demektir. Eğer öge bulurken kimin diye soruyorsanız hata yaptınız demektir. Yüzde yüz arkadaşlar yüzde yüz. Yükleme bu iki soruyu soramazsınız. Yükleme bu iki soruyu sorarsanız hata yapıyorsunuz demektir. Yanlış gidiyorsunuz demektir. Yüzde bir milyon hocam bitti. İçin çok rahat olsun. Garanti hatadır. Hata garantisi veriyorum. Doğal olarak neyin ya da kimini sormamalısınız. Bu hiçbir ögenin sorusu değildir. Edat Tümleci var. Edat Tümleci son zamanlarda gündemle, edat, gündemle evet. Gündemde. Edat Tümleci. Sorumuz kimle ve neyle? Gündemle dememin nedeni bu. Soru aklıma geldi çünkü. Kimle ve neyle? Annesiyle geldi. Geldi yüklem kim? O. Neyle geldi? Diyemezsin. Kimle geldi? Heh oldu. Annesiyle. Edat Tümleci. Ama hocam annesiyle geldi cümlesini canlandıralım. Baktınız böyle bir cümle verildi benzer bir cümle. Edat tümleci şıklarda yok. O zaman zarf tümleci olur değil mi? Nasıl geldi? Biz yıllarca edatların hepsini zarf tümlecine attık. Hala da atıyoruz. Çoğu zaman atıyoruz. Ama baktınız ki sınav sorusunda edat tümleci vurgulanmış. Ha tamam sorularını biliyorum. Kimle ve neyle hemen yapıştırıyorsunuz. Tamam içiniz çok rahat olsun. Peki Ögelere son vermiş olduk. Çok da güzel bir tekrar oldu. Bayağı konuyu özetledik, anlattık, konu altı mı yaptık? Örneklerle de bu işi bitirdik. İşte full tekrar tam anlamıyla bu olsa gerek. Hadi gidelim başka bir konuya. Oba! Geldik yazım kurallarına. İşte burada yazım kuralları varsa lütfen dikkat oyunlara gelmeyelim. Varsa çatır çatır bu olarak gidelim hocam. Hadi başlayalım. Güzel de bir renk seçelim. Böyle cırtlak bir ha pembemsi bir şey olsun. Bahçedeki çalı kuşunun ötüşünü hatırladım. Çalı kuşu bu ya. Çalıdaki kuş ya. Niye ben bunu bitişik yazayım? Yani Reşat Nuri Güntekin eserinde bitişik yazdı diye orada bir karakter özelliği olarak kullanmış. Orada bitişik yazdı diye ben hayatım boyunca çalı kuşunu bitişik mi yazmak zorundayım? Hayır. Çalı kuşu ayrı yazılır. Aman dikkat. Çalı kuşu ayrı. Ben yazım yanlışlarının üstünü çizeceğim, çarpılayacağım, doğrusunu da söyleyeceğim. Gece başlayan cırcır böceklerinin sesi. Cırcır cır ifadesi bitişik yazılmalı arkadaşlar. Hemen yan bahçedeki Hint incirinin ha Hint inciri ha Ankara keçisi fark etmez ki. Hint abi bu. Millet adı bu. Büyük yazılmalı. H büyük olacak. Hint incirinin oradaki nınnini de ayırmayacağız. İncir küçük yazılıyor çünkü. <laughs> Devam tadı. Yumruk köklü bitkilerin. Yumruk kök ayrı yazılıyor. Lütfen cebinizde kalsın. Bitkilerin özellikleri. Kuru fasulyenin fasulye değil fasulye olacak. Devam. Bu arada ayrı yazılıyor zaten biliyorsun. Yanındaki kuru soğanın tadı. Kuru soğan ayrı yazılır doğru. Evet geldik bir diğer cümleye. Aslında bizi bahçeye bağlayan otoyolun hemen yakınımızdaki çevre yolundan olan bağlantısı daha yakında yol sözcüğü ayrı yazılır. Bunun tek istisnası vardır. O da otoyol arkadaşlar. Otoyol kalemimiz gelsin silgi değil. Otoyol bitişik yazılır arkadaşlar. Unutmayın lütfen. Hemen yakınımızdaki çevre yolundan o doğru olan bağlantısı daha yakındı. Tüm bu güzellikleri daha uzun süre tadabilmek için o yol kullanılabilirdi. Bahçe sahibi çatma kaş biriydi. Çatma kaş bir kişilik özelliği bu ayrı arkadaşlar. Çok iyi bir kelimedir ayrı yazılıyor. Tanrı tanımaz bakışlar doğru. Tanrı tanımaz bitişik. Tanrı'nın T'si. Burada cümle başında olduğu için büyük yazıldı. Normalde cümle içerisinde olsaydı mesela bakışları Tanrı tanımaz desem T küçük arkadaşlar. Ya da o tanrı tanımaz birisidir. T küçük yazılıyor unutmayın. Burada cümle başı olduğu için büyük yazılıyor. Ve bitişik yazılıyor. Tanrı tanımaz bakışlar koşar adımlarla. Koşar adım ayrı yazılır. Sıfat fiil eki ilk sözcükte ise ayrı. Bunun tek istisnası bilir kişi arkadaşlar. Bunu lütfen cebinize koyunuz. Bilir kişi de sıfat fiil eki ır ir. Başta olmasına rağmen bitişik yazılıyor. Ama ise ayrı yazılmalı. Güler yüz, yazar kasa gibi koşar adımda ayrı olmalı. İlerlemeler alt üst olmuş bir zihin. Alt üst ifadesi ops bitişik olmalı arkadaşlar bir zihin. Yapboz, yapboz kelimesi de yine bitişik olmalı. Yuvarlak için alayım daha tatlı duruyor sanki. Yapboz bitişik olacak. Tahtasına çevrilmiş bir yüz. Evet geldik bir diğer cümleye bilinç altını altı üstü ifadesi soyut bir şey ifade ederse bitişik yazıdır bilinç altı bilincin altı üstü olmaz soyuttur bitişik olmalıdır ama mesela ne olsun yer altı suyu desem yerin gerçekten altındaki su olduğu için yer altı somuttur ayrı yazıdır somutsa ayrı soyutsa bitişik biliyorsunuz mesela göz altına alındı desem gözün gerçekten altı değil bu denetim altına alındı demek istiyoruz kontrol altına alındı demek istiyoruz göz altına ifadesi tabii ki bitişiktir ama göz altı kremi desem işte göz altı somuttur ayrı yazıdır arkadaşlar ayaklar altına yine soyuttur bitişik yazılması doğrudur. Alan bir yaklaşım. Karınca ezmez. Karınca ezmez. Bitişik olacak ama dikkat. Bir tutumu olsa da dalga kırana dalga kıran bitişiktir. Devam. inat, sert duruş. Bir miras yedi değildi. Miras yedi bitişik olmalıdır. Anlam kaybı var bariz. Kadir bilmez. Bitişik doğru o. de sayılmazdı. Çok bilmiş tavırlarına çok bilmiş bitişik. Gün görmüş davranışları gün görmüş bitişik. Eşlik ediyordu. Var yemez. Ops var yemez de tıpkı karınca ezmez gibi. Hacı atmaz gibi. Tanrı tanımaz gibi. Bitişik yazılmalı arkadaşlar. Mazmez çünkü o bariz bir sıfat fiil. Ekidir ve bitişik yazılmalı. İkinci sözcük olduğu için. Varyemez bitişik olmalı. Olduğunu bilmeyen yoktu. Elindeki altı patlar silahtan bahsediyor belli ki bitişik olacak. Basınç ölçerle doğru. Gelen bir barış sever gibiydi. Doğru. Oldu bittiye getirilen oldu bitti ifadesi kalıp bir ifadede bitişik olmalıdır. İşler gibiydi aklındakiler. Güzel amcaoğlundan oba. Şimdi Türk Dil Kurumu diyor ki maddesinde yazım kuralları maddesinde oğlu kızı maddesinde oğlu kızı Bitişik yazılır diyor. Örneklere bakıyorsunuz Hinoğlu, çapan Eloğlu, el, oğlu, el Kızı bunların hiçbir gerçek anlamdaki oğlu kızı değil ki. Şimdi oğlu kızı bitişik yazılır maddesinden yola çıkarak amca oğlu sınavda gelse ne yapacağız? Abi bitişik diyeceğiz belli ki ama yanlış yanlış. Amca oğlu ayrı, teyze oğlu ayrı, teyze kızı ayrı, dayı oğlu dayı kızı. Gerçek anlamdaki oğlu kızı ise bunu cümleden anlarız zaten ayrıdır. Ama yok oğlu yok diyor mesela yok oğlu yok yani hiçbir şey yok anlamında abartı yok oğlu yok. Hin oğlu hin. O Çok indir, uyanıktır. Ya da bu işte bir çapan oğlu var falan. Bir kurnazlık bir şeyler var. Oradakiler zaten gerçek anlamda oğlu kızı değil. O el oğlu. Yabancı anlamında. O el kızı ya. Yabancı anlamında bu. Doğal olarak gerçek anlamda oğlu kızı ayrı yazılır. Peki amca oldu ayrı olacaktı. Hallece bir beyefendiydi. Beyefendi doğru yazılmış. Çok iyi. Hiçbir zaman düşüncelerini açık etmezdi. Çok iyi. Herhangi bir ops olmaz. Herhangi bir ifadesi bir ayrı olacak değil mi? Şuradaki bir devam sorununu bile kimseye anlatmazdı. Baş yazarlık yaptı gazetelerde. Baş yazar baş sözcüğü sıfat kuruyorsa hangi yazar baş yazar burada kurmuş bitişik yazılmalıdır. Baş yazarlık bitişik olmalıydı yaptı gazetelerde. Bir boz ayıyla mücadele ettiğini duyduk geçenlerde. Boz ayı aman dikkat bitişik İkinci kelime anlamını koruyor ama bitişik o kuralın binlerce istisnası var biliyorsunuz. Hiç değinmeye gerek yok. Burada lap göstermiş olduk. Mücadele ettiğini duyduk geçenlerde. Alaca menekşeler. Ops bu da çok iyi. Alaca menekşe bitişik yazılır. Burada bitişik olsaydı alacadan sonra bir kısa çizgi olurdu. Arasında ayı çıkmıştı karşısına. Belli ki ki ayrı yazılacak arkadaşlar. Son bahçemiyi biliyorsunuz zaten. Sanki oysa ki madem ki belki halbuki şu B olsun. Çünkü ve illaki çünkü diye bir kelime yok Türkçe'de. Çünkü olacak. Son bahçe mi? Şuradaki M'yi de bir araya sıkıştıralım. Ona da merki diyelim. Bakın tekrar. Sanki oysa ki madem ki belki halbuki çünkü. Merki er ve illaki cepte kalsın. Madem ki ve merki er arkadaşlar iki tane M harfimiz var. İyi de illaki unutulmasın. İyi ki falan değil onlar ayrı. Bunun dışındaki bütün kilere larlar getiriyorsunuz. Mesela belli kiler olmuyorsa ayrı olmuyor ayrı. Mesela iyi kiler olmuyor ayrı. Yeter kiler A -a, ayrı. Kinin üzerine larlar gelmiyorsa onu ayırmalısın ama son bahçemi dışında tekrar sanki oysa ki madem ki belki halbuki çünkü merki ve illaki bu m'ler zaman zaman ikisine de merki diyebiliyoruz ikisine de madem ki diyebiliyoruz zaman zaman önemli değil biri merki biri madem ki sıra önemli değil. Açlık onu buraya getirmişti güzel zekası tartışılmazdı zekası tartışılmazdı da yazım yanlışı var arkadaşlar lütfen dikkat zeka kelimesi şapka kullanılarak yazılır. Hiç şey yapma hocam artık o kadar da değil deme. Çünkü 2017'de Kağıt kelimesi biliyorsunuz örnek sorular içerisinde yer alıyordu lütfen bakılsın. 2017'de ilk defa arkadaşlar TYT olarak biliyorsunuz ayrıldı. Yani eskiden YGS'ydi sonra YKS olup TYT iki ayrıldı. 2017'de ilk defa bu oldu. Örnek 40 soru yayınlandı. Orada kağıt kelimesi de geçiyordu yazım kuralları da çok önemli. Orada bir gündeme geldi. Yani düzeltme işaretinin kullanılıp kullanılmaması yazım yanlışıdır. Kağıt kelimesini şöyle yazarsanız yazım yanlışı yaparsınız. Bu bir yazım yanlışıdır. A'nın üzerine şapka olması zorunludur. Düzeltme işareti önemlidir. Gelir gelir arkadaşlar. Çok uzattım. Haydi bir diğer konu. Kodu'ya gidelim. Noktalama işaretleri gelsin. Evet geldik noktalama işaretlerine. Hatırlayacaksınız arkadaşlar belki aranızda edebiyat videosunu izleyen varsa edebiyat kanalıma Rüştü Hoca Edebiyat Anlatıyor kanalıma bakanlar takip edenler varsa o kanalda. Oradan 101 soluk bir video çektim. 101 soluk. Yaklaşık 2 saat sürdü. 1 saat 52 dakika falan. Aralıksız çektim arkadaşlar. Hiç kalkmadan. Yani sandalyeden hiç kalkmadım. En fazla şu hareketi yapmış olabilirim. Ötesi yok. Hiç kalkmadım sandalyeden. Aralıksız çektim. Bu videoda öyle bu arada. Yani video geçişlerinde tabii ki mesela yazım kuralları bitti deyip noktalama işaretlerine geçip öyle başlatıyorum videoyu elbette. Ama ara vermiyorum arkadaşlar haberiniz olsun. Tek parçada video devam ediyor. Hakkını verelim abi tek videoda diyorsak bir oturuşta çekmemiz lazım. Noktalama işaretlerinde sıramız. Eh boşluklara uygun noktalama işaretlerini getir kardeşim demişiz ama bakalım ne kadarını getirebileceğiz ne kadarını bileceğiz. Başlıyoruz. Zor zamanların adamıydı derdi dedem. Şimdi ben buraya nokta koyamam çünkü derdinin de esi küçük abi. Buraya nokta gelmez. Zor zamanların adamıydı. Virgül. Virgül de öyle bir koydum. Allah'ını seversen ya. Ya iki saatlik açıklamadan sonra virgül öyle olur mu ya? iki saat noktalama nokta artistik bir giriş yapıp virgül şöyle bir şey yapabilir misin ya? Böyle bir hakkın yok ya. Vallahi böyle bir hakkın yok ya. Adam akıllı ya. Zor zamanların adamıydı. Virgül derdi dedem. Mükemmel. Anneme, ablama ve en yakınlarıma söylerdi bunu. Anneme, virgül, ablama ve en yakınlarıma söylerdi bunu. Cümle burada bitiyor. Bunu dedim. Tamam. Noktayı yapıştırdım. Şu ana kadar her şey yolunda gidiyor. Mükemmel. Anlardım. Cümle bitti. Tam nokta koyacağım. S küçük. Bakın şurası çok önemli. Hemen virgül olacağını düşünüyorum. Yapıştırıyorum virgülü ama bu noktalı virgüle dönebilir. Bir bakalım. Anlardım. Sesimi hiç çıkarmazdım çoğu dediklerine, düşüncelerine. Ha şimdi noktalı virgüle dönüyor mu dönmüyor mu ona bakacağız. Cümle burada bitti. Dediklerine, düşüncelerine artık ben burada noktayı koymak zorundayım. Çünkü sahilin sesi büyük başlamış. Burada belli ki düştü. Tamamdır. Sesimi çıkarmazdım dediklerine, düşüncelerine. Çıkarmazdım ise bakın şurası hiç çıkarma. Bu şu cümlenin yüklemi. O yüzden cümle artık orada bitmiş. Ama virgül var bu cümlede. O zaman ben buraya ne yapacağım? Noktalı virgül yapacağım. Şimdi anlardım bir cümle sesimi hiç çıkarmazdım çoğu dediklerine düşüncelerine. Bu da bir cümle. İki farklı cümle var. Bu cümlelerden birinde virgül var mı? Var hocam. Şuraya virgül geliyor. O zaman ben bu iki cümleyi noktalı virgülle ayırmak zorundayım. Şimdi bitti. Anlardım noktalı virgül. Sesimi hiç çıkarmazdım çoğu dediklerine, düşüncelerine noktayı koyduğum. Hocam neden üç nokta koymuyoruz? Çünkü çıkarmazdım ifadesi bu cümlenin yüklemidir bitmiştir cümle. Çok iyiydi. Sahi neden böyle düşünürdü? Kime neyi ispat etmeye çalışıyordu? Ha, düşünürdü virgül. Buraya kadar şey yolunda. İspat etmeye çalışıyordu. İşte buna da ne yaptım? Hop soru işaretini yapıştırdım. Şimdi neden böyle düşünür diye soru işareti koyacağım ama kime'nin k'si küçük. O yüzden virgül koyup soru işaretini en sona atıyorum. Belki de çocukluk yıllarında yaşadı tüm bunları. E nokta bu herhangi bir cümle. Pardon şurası. Orayı da hemen sildim. Şurayı ha güzel. Şuraya da noktamızı yapıştırdık. Devam. Kitap okurdu sabahları balkona çıkıp. Çiçekleri sulayıp. Oba ortalık karıştı. Şimdi tam oraya virgül konmaz diyeceksin. Ama çıkıp sulayıp ha sıralıyorsa zarf fiilleri virgül koymak zorundasın. Normalde tek başına şu olsaydı. Balkona çıkıp oturdu. Çıkıptan sonra virgül koyamazdık. Çünkü tek başına kullanılan zarf fiillerden sonra asla virgül gelmez. Birden fazlaysa zarf fiiller virgüllerle sıralanır. Peki devam. Kitap okurdu sabahları balkona çıkıp virgül çiçekleri sulayıp. Eve girdikten sonra tamam çok güzel noktayı da buraya yapıştırdık. Devam. Kimse bilmezdi derdini, yaşadıklarını. Bu bir cümle. Kimse bilmezdi derdini, yaşadıklarını. Bu bir cümle cümle bitti. Konuşurlardı sadece arkasından olumsuz şekilde. Ha cümle devam ediyor başka bir cümleyle. Ha küçük başlamış. E o zaman kimse bilmezdi derdini. Virgül yaşadıklarını tamam noktalı virgül. Çünkü cümle burada bitiyor. Tam virgül şey tam nokta koyacağım. Konuşurlardının kesi küçük nokta koyamıyorum. E tam virgül koyacağım. E o cümle bitmiş. Noktalı virgül koymak zorundayım. Çünkü burada virgülümüz var. Tamam konuşurlardı sadece arkasından olumsuz şekilde. Nokta şimdi yapıştırdım. Tamamdır hocam her şey yolunda. İnsan virgül virgülü bir yapıştıralım belki noktalı virgüle döner ama virgülü bir gelsin neredesin ah buradasın insan yüreğinden geçenlerin kırıcı olduğunu bildiği halde neden gülümseyerek söylerdi sözlerini soru işareti ne yaptık özne uzak kaldı cümle uzun özneyi belirgin kılmak adına yüklemden ayrıldı çünkü uzak düştü insandan sonra virgülü yapıştırdım e cümlenin sonu zaten soru anlamı katarak bitti soru işaretini de yapıştırdım tamamdır hocam harika gidiyoruz devam bu sorunun cevabı patavatsızlık ha şimdi hocam Burada hemen bir yazım da hatırlatmış olalım sizlere. Bir yazım yanlışını düzelterek tabii ki bu sorunun cevabı. İki noktayı yapıştırdım. Eyvallah. Patavatsızlıktır. Cümle bitmiş. Bu bir cümle. Ne yapıyoruz? İki noktadan sonra arkadaşlar cümle kuruyorsanız bu tek başına bir cümle. Onu büyük harfle başlatıyorsunuz. Aman dikkat. Eğer örnek sıralasaydım bu sorunun cevabı patavatsızlık, özgüven bilmem ne sıralıyor olsaydım küçük gelecekti. İşte buna dikkat çekmek adına bilinçli olarak yaptığım bir yazım yanlışını sizlere göstermiş oldum. Harika bir bilgi de aktarmış olduk arkadaşlar. İki noktadan sonra her zaman büyük harfle başlanmaz. Çantasından çıkanlar silgi, defter, kalem, silginin sesi küçük. Çünkü iki noktadan sonra örnek sıralıyorum. İki noktadan sonra cümle kuruyorsam büyük harfle başlanır. Burada cümle kurulmuş. Patavatsızlık tır. Tır biz kendimiz getiriyoruz değil mi? Cümle bitmiş çünkü. Nokta. O zaman P büyük yazılır. Dikkat. Patavatsızlığın günümüzdeki karşılığı özgüven olmuş. E, tam nokta koyacağım olmuş. Ama burada birinin B'si küçük. Bir devam edelim ne olduğunu anlayalım. Patavatsızlığın günümüzdeki karşılığı özgüven olmuş. Birini kırdıkça özgüven ne olduğunu Düşünür kimi insanlar. Ha tamamdır. Ben buraya virgül yapıştıracağım. Buraya da nokta koyacağım. Kocaman bir nokta. Buraya da kocaman bir virgül. Neden abi? Patavatsızlığın günümüzdeki karşılığı özgüven olmuş. Bu bir cümle. Birini kırdıkça özgüvenli olduğunu düşünür kimi insanlar. Bu da bir cümle. Ama bu cümlelerin herhangi birinde virgül yok. Ben bu iki cümleyi noktalı virgülle sıralayamam. Virgül kullanmak zorundayım. En sona da zaten düşünür. Kimi insanlar dediğim için cümle bittiği için nokta koydum. Bence görüp görebileceğimiz en zor, en sağlam metinlerden bir tanesiydi. Gerçekten kaliteli bir metin oldu. Yani yazarken gerçi bu kadar olacağını düşünmemiştim. Hani yazarken buraya virgül, buraya nokta falan diye hazırlıyorsun ama bir anda cümleler bir anda değişip geliyor sanki karşına. Farklı birisi yazmış gibi oluyor metni. Bu gerçekten öyle oldu. Ters bir etki yarattı bir anda. Baya baya zorladı. Sağlam bir metinde arkadaşlar. Çok güzel kurallar gördük. İçiniz rahat olsun bunları bilmeniz fazlaca yeterli olacak. Yine de hocam ben Diğer noktalama işaretlerinde bir hatırlamak isterim diyenler noktalama işaretleri konu anlatımına çok rahat bakabilirler. 49 gün TYT kampında biliyorsunuz bomba bir anlatım var. Ona da hemen bakmanızda fayda var noktalama işaretlerine. Peki hocam uzattık. Ne bekliyor? Cümle çeşitleri var. Hadi ona gidelim. Evet arkadaşlar geldik cümle çeşitlerine. Video bitmiyordu. Bitmeyen video yapmışlar hocam. Cümle çeşitleri ama dikkat. Aşağıdaki cümlelerin yüklemine, Yükleminin yerine ve yapısına göre türünü yazınız. Bu ne ya? Yüklemine göre derken yüklemin türüne göre demek istiyoruz. İki şekilde de kullanımı var biliyorsunuz. Yüklemine göre derse ya da yükleminin türüne göre fark etmez. İsim cümlesi mi fiil cümlesi mi ona bakıyoruz. Yüklemi isim mi fiil mi? Hemen bakalım. Göründü tüm gizlenme çabalarına rağmen. Göründü yüklem. Görmek fiil. Bitti. Kesinlikle fiil cümlesi. Çok şaşırdı. Şaşırmak fiil. Fiil cümlesi. Biri bir olsun. Olmak fiil. Fiil cümlesi. Dedi. Fiil cümlesi. Uğraştı. Fiil cümlesi. Hepsi fiil cümlesi. Net. Yüklemin yerine göre. Devrik mi? Yani Kuransız mı? Düz mü? Yani kurallı mı yoksa eksiltili mi? Göründü vesaire vesaire rağmen. Devrik mesela bu. Çok şaşırdı. Düz. Bire bir olsun. Düz cümle. Dedi. Düz cümle. Uğraştı düz cümle. Bitti. Yapısına göre cümle. Dediği zaman arkadaşlar yapısına göre de basit mi? Birleşik mi? Sıralı mı? Yoksa bağlı mı? Ona bakacağız. Basit birleşik sıralı bağlı. Şimdi birleşik dediği zaman ne hatırlıyoruz? Girişik birleşik hatırlıyoruz değil mi? Fiilimsi varsa girişik birleşik cümledir. Başka ne hatırlıyoruz? İç içe birleşik. Alıntı varsa iç içe birleşiktir. Başka ne hatırlıyoruz? Kiili birleşik cümle. İki cümleyi bağlamışsa ki kiili birleşik cümledir. Başka ne hatırlıyoruz? Şartlı. Gelirse yaparsa ederse. Tamam birleşik tamam. Sıralıda ne hatırlıyoruz? Sıralıda bağımlı ya da bağımsız hatırlıyoruz. Sıralı bağımlı ya da sıralı bağımsız. Bağımlı neydi hocam? İki cümle olacak, öge ortaklığı olacak. Bağımsız neydi hocam? İki cümle olacak, öge ortaklığı olmayacak. E bağlı cümle neydi? Bağlaçlarla bağlanan cümle. Bakın bağlaç olan cümle demiyorum. Bağlaçlarla bağlanan cümle. İçiniz rahat olsun. Bütün cümle yapısını özetlemiş olduk. Hadi örnekleri yapısına göre cümle noktasında inceleyelim. Göründü tüm gizlenme çabalarına rağmen. Gizlenme derken mamaya isim fiil. Fiilimsi var. Bu cümle kesinlikle girişik, birleşik cümle. Net. İstediklerini bir anda, anda olsun, bir anda, yanında görünce çok şaşırdı. Abi istediklerini diktik, görünce, ince ince, girişik, birleşik cümle, fiilimsi var. Soruların kolay olmasından çok uzunluğuna takıldım ki sınav formatıyla birebir olsun. Takıldığıma kadar bir cümle, ki var, Sonrası da bir cümle, Ha birinci cümle, ikinci cümle, tamamdır hocam, iki cümle var ve bunu ki bağlamış, bağlı cümle demeyeceğiz ki'li birleşik cümle diyeceğiz. Burada ki bağlaçtır ama bu istisnai bir görüntüdür. Hocam bağlaçlarla cümle bağlanırsa bağlı cümle demiştik. Evet ama ki istisnai bir görüntüdür. Ki varsa cümleleri bağlayan ona ki'li birleşik cümle diyoruz unutmayınız. Tamam bu ki'li birleşik cümle tamam. Buralara gelene kadar büyük emek harcadık dedi. Birisinin sözü var, alıntı var. Buna da iç içe birleşik cümle diyoruz. Devam. Sözlerin daha iyi anlaşılması için uğraştı. Bakın yine burada Mahme Fiilimsi var. Doğal olarak bu cümle girişik, ops, birleşik cümledir. Şimdi çok önemli bir şey anlatacağım. O da şu. Şimdi bir sözcüğün yapısı mı soruluyor? Yoksa bir cümlenin yapısı mı soruluyor? Bu ayrıntı çok önemli. Sözcüğün yapısı sorulursa affetmeyin. Basit birleşik türemişi yapıştırın hocam. Ama bir cümlenin yapısı soruluyorsa basit birleşik sıralı ya da bağlı olup olmadığına bakmalısınız. Bu çok önemli. Çünkü ben ne zaman cümlenin yapısı konusunu işlesem ve ne zaman basit bileşikten sonra size bıraksam sınıftan mutlaka türemiş cümle gibi bir şey geliyor. Basit bileşik türemiş çünkü. Hafıza otomatik olarak bunu çat 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 söylüyor. Oysa basit bileşik sıralı bağlı olmalı. Çünkü bir cümlenin yapım eki alma ihtimali yok. Cümleye yapım eki gelmiş diyemeyiz. Yapım eki sözcüğe gelir. Demek ki türemiş cümle olamaz. Türemiş sözcük olur. Doğal olarak basit bileşik sıralı bağlı cepte arkadaşlar. Moral bozmak yok gelirse. Saniyesinde yapıştırıyorsunuz. Şu anlamda moral bozmak yok dedim. Çok sık anlattık cümle çeşitlerinde. Anlatmadığımız hali kalmadı. Binlerce video var kanalda. Yüzlerce, onlarca, bir sürü. Ama vurgumu sürekli so şu oldu. Cümle çeşitleri gelmez. Yani gelme ihtimali en düşük konulardan bir tanesi. O anlamda moral bozmak yok. Ama aman bir konu değil. Yani çok yapamıyorsak, arada kalmışsak sanmıyorum ama Hocam bir türlü şunu anlayın. Hiç soru yapmanıza gerek yok. Kafalar rahat olsun. Gelme ihtimali düşük. Ama buraya koyduk çünkü müfredattan kalktı diye bir açıklama yok. Yarın bir gün saçma sapan bir sorudan elenmenizi asla istemeyiz. Hatta o yüzden anlatım bozukluğunu bile koydum. Bütün konulara bakalım istiyoruz o anlamda. Cümlenin çeşitlerinde tekrar ediyorum. Cümlenin ya yüklemini soracak, yüklemine göreyi ya da yüklemin türüne göreyi. Aynı şeyi unutma lütfen. Mesela elindeki bir defterdi. Defterdi cümlemizin yüklemi olduğu için. E tamamdır hani bir defterdi diye alacağız ama isim olduğu için nihayetinde isim cümlesidir. Bitti. Yani yüklem defterse isimdir. İsim cümlesidir. Tamam. Yüklemi yerine göre zaten basit. Devrik, Düz ya da eksiltili. Eksiltili dediğimiz şey cümle bitmemiş. Yani çantasındaki şeyler, defter, silgi, kalem saymaya devam ediyor. Az önce konuşmuştuk. Güç nokta bu. Değil mi? Bitmemiş. Eksiltili cümle. Yüklemi yerine göre bu. Yapısına göre baktığımız zaman ise basit bir ışık sıralı bağlıyız. Zaten söylemiştik. Burada sıkıntımız yok. Yeter ki bir kavram kargaşası olmasın. Ya birleşik deyince Allah bullak olmayalım. Türemiş'e falan gitmeyelim. Bas birleşik sıralı bağlı diyelim. Var mı soru işareti? Yok arkadaşlar. İçiniz çok rahat olsun. Cümle çeşitlerine son verdik. Çok da güzel bir tekrar yapmış olduk. Zaten yeteri kadar vakit harcadık ona. Hadi anlatım bozukluğuna gidelim. Evet geldik arkadaşlar. Son konumuz olan anlatım bozukluğuna. Anlatım bozukluğunda şöyle bir sıkıntısı var. Şimdi bayağı da sorunlu. Yıllardır sorulmuyor. En son 2016'da sormuş İki tane 2016'dan böyle hiç gelmemiş. Tabi bu gelmeyeceği anlamına gelmez. Gelme ihtimali de çok düşük. Buradan bunu da çıkarabiliriz. Ya gelirse düşüncesiyle tabii ki anlatıyoruz. Kitaplara koyuyoruz nihayetinde. Kitaplarda var, konu altınlarında var, eksiksiz. Doğal olarak konuyu anlatacağız, üzerinde duracağız tabii ki. Ama sizden ricam şu. Yapamayanlar, hiç yapamıyorlar, çok zor düzeltiyorlar. Gerçekten zordur. Düzeltmesi zordur, konu zor değil ama. Yapanlar da hiç affetmiyor. Siz hangi tarafta olursanız olun, moral bozmayın. Çünkü biz günlük hayatta anlatım bozukluğu yaparak konuşuyoruz. Yani inanılmaz bir şey bu. Hocam bu cümlede ne var ki diyor. Haklı ya haklı. Bize böyle konuşuyoruz zaten. Bence de bir şey yok. Ama dil bilgisi noktasında var. Baş... Kısacası. Aslında günlük hayatta çok böyle aman aman konuştuğumuzu düşünüp de anlatım bozukluğu yağmur gibi yapıyoruz ya. Kullanıyoruz da sen ben hepimiz şu an bile ben 50 kere anlatım bozukluğu yapmışımdır bu videoda. O yüzden bize çok normal geliyor. Moral bozmak yok yapamayanlara sesleniyoruz. Ama gelin şu sağlam örneklerle işi bitirelim. Bakın ne diyor. Bu sene kurban ücretlerinin nasıl olacağı konuşuldu. Kurban ücretlerinin hiçbir şey yok gibi burada. Oysa biz ücreti bir hizmet karşılığı için kullanıyoruz. Yani bir koyun ya da bir inekten mesela bahsederken ücreti değil fiyatı deriz. Bir ürün için genelde kullanılır bu. Canlı için de aman aman tercih etmeyiz ama bir üründen bahsediyorsak bir şey almak satmaktan daha doğrusu bahsediyorsak daha hoş olur bu ifade. Fiyat deriz. Ama bir hizmet varsa mesela ders verirsin özel ders özel dersin fiyatı denmez. Ücreti denir hizmet çünkü o değil mi? Ya da usta bir şey yapar mesela duvarısı var. Hocam usta fiyatı nedir falan. Olmaz değil mi? Ürün için kullanılır. Alıp satacağın bir şey için fiyat dersin. Ücret hizmet. Hocam ustam ücreti nedir dersin değil mi? Budur. Doğal olarak ücret ve fiyat böyle ayrılmalı. Doğal olarak burada yanlış sözcük kullanımından kaynaklı bir mantığım bozukluğu var. Yeni eve girdim ki zaten olanlar olmuş. Hiçbir şey yok gibi burada. Ya vallahi billahi bir şey yok gibi ne var ki hocam bunda? Yeni derse başladım yani sen de gibi bir şey bu. Ne var? Abi yeni ev mi? Eve yeni girmek mi? Eylem mi yeni yapılıyor yoksa yeni eve mi giriyorsun? Eski eve olabilir adamın 10 tane evi vardır yeni eve girdim dersen abi. Ya da iki evim vardır 2. evi kastedi. Yani bunu anlayamayız. Doğal olarak burada sözcüğün yanlış yerde kullanımından kaynaklı bir anlatım bozukluğu var. Eve yeni girdim ki olmalıydı. Bu arada zor örnekler hazırladım haberiniz olsun. Başım alnım, başım açık, başım alnım mı? Başım açık alnım dik yürüdüğüm için hiçbir şey olmadı diyor. Başım açık alnım dik yürürüm hocam. Anladık. nasıl yürünür Allah aşkına? Ya alın bu abi bu alın nasıl dik olabilir yani? Alın bu alın budur yani. Yatay alın dike ya olamaz ki alın nasıl olacak nasıl dik olacak yani? O zaman başım dik alnım açık olmalı değil mi? Ne kadar da zor. Yani deyim hatası bu biliyorsunuz deyim yanlışlı olarak geçer. Atasözü ve deyim yanlış olarak geçer. Sözün yanlış yerde kullanımıyla bunu çok rahat halledebilirsiniz ama yanlış deyim kullanımı bu. ...başım dik, alnım açık yürürüm olmalı. Yanlış deyim. Şöyle de olabilir. Mesela... ...o kadar kalabalık ki... ...ya da... ...o kadar tenha ki... ...cümlemiz bu olsun. O kadar tenha ki... ...ana baba günüydü. Abi tenha diyorsun, kimse yok diyorsun, ana baba günü diyorsun. Kısacası... ...deyimi bazen anlama uygun olmayan şekilde kullanırız. Bu da deyim yanlışlıdır, bu da anlatım bozukludur. Bazen de deyimdeki sözcükleri değiştirerek kullanırız. Bu da yine deyim ve atasözü yanlışlıdır, unutmayınız. O konuyu bizimle çalışmayacaktı diyor. Yani... Cümlenin ögeleri konusunda hocam o konuyu bizimle çalışmayacaktı. Mı demek istiyorsun? Yoksa o Ahmet Ayşe virgül konuyu bizimle çalışmayacaktı mı demek istiyorsun? Değil mi? Bir anlatım bozukluğu var. Ne demek istiyorsun abi? Anlatım bozukluğu var. Bu da böyle gidirilmeli. Bu en çok şöyle geliyor ya karşımıza. Genç adam falan hasta, yaralı hastaya yanaştı. Yani yaralı hasta mı yaralı virgül hastaya mı yanaştı gibi gibi gibi. Bu tarz ifadelere dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Anlatım bozukluğu genellikle ben bir baktım çıkmış sorular arkadaşlar bir taradım çıkmış yıllarda 10 tane geldiyse mesela şimdiye kadar 9'u gereksiz sözcük kullanımı olmuş. Cebinizde lütfen bir kalsın. Ona şimdi vurgu yapacağım. O yüzden yazmadım ondan örnek. Göreksiz, göreksiz. Gereksiz sözcük kullanımı artık. Kafa gitti tamamen. O kadar video çekin. Evet. Gereksiz sözcük kullanımı çok sık kullanılmış. Kullanımı kullanımı. Antım bozuldu. Artık. <laughs> ya beni yok sayın arkadaşlar. Şu dakika itibariyle ne dediğim çok böyle yok ama demeliyim. Gereksiz sözcük kullanımı. Mesela annesiyle birlikte gitti desem. İle ve birlikte. Ya birlikteye gerek yok ki annesiyle gitti desen anlayacağız değil mi? İle ve birlikte birbirlerinin anlamlarını karşılayan ifadeler varsa orada gereksiz sözcük kullanımından kaynaklı anlatım bozukluğu vardır. Bu video size çok yarar ve fayda sağlayacak. Ya yarar ve fayda aynı şey değil mi Allah aşkına? Gibi 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 arkadaşlar tamam. İçiniz çok rahat olsun. Anlatım bozukluğu gelme ihtimali en düşük konudur ama her ihtimale karşı konu anlatımını yaptık. Sorularını çözdük şimdi de yine full tekrar içerisine koymuş olduk arkadaşlar. Ses bilgisi konuşuldu. Sözcükle yapı konuşuldu sözcük türleri konuşuldu. Cümlenin ögeleri, cümle çeşitleri, her şey ya. Yazım, noktalama, cümle çeşitlerini söyledim. Anlatım bozukluğu, aklınıza ne geliyorsa bütün konular konuşuldu arkadaşlar. Yarın bir paragraf soru var. Orada da paragrafı şöyle bir daha tekrar edelim. Zaten artı 20 net videosu, artı 20 net videosu her şeyi bitirdi. Paragraf fulleten on taktik yıllardır zaten. Şu an 11 milyon geçti arkadaşlar izlenmesi. izlenmesi. inanılmaz bir şey bu. O da şükürler olsun çok ciddi fayda sağlıyor. Paragraf konusunda zaten fazla elimizden geleni yapıyoruz. İçiniz rahat olsun. Dil bilgisinde de böyle sağlam bir tekrar oldu. Full Türkçe tekrarı. Eminim çok çok işinize yaradı. Ben daha fazla <laughs> gevelemeden cümleleri çayım da yok, suyum da yok. Kafam iyice gitti. E o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.